Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu daimen ebeda. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Değerli gönül dostlarım, yine her Saadet-i Darin programın başında başladığımız dersle inşallah sohbetimizi başlatacağız. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Hazreti Pir Şeyh Muhammed-i Küfrevi Hazretlerinde aldığı son manevi dersi şuydu. Onunla başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî kaddere mekâdirel eşyâe bi kudretihi ve savvara tesâvirel eşkâli bi azametihi ve salâtu ve selâmu alâ seyyidina Muhammedin dâiretül merkezin nübüvve ve alâ âlihi ve ashabihi sahibil futuvve وَالْمُرُوَّةِ مَا دَارَتِ النُّجُومُ فِي سُتُوحِ الْأَفْلَاكِ وَصَارَتِ الْغُيُومُ فِي الزَّوَيَا الْغُبْرَى الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام bizleri İslam diniyle şereflendiren Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. Amin. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام bizleri Hazreti Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet kılan Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. Amin. Elhamdülillahi'llezî nevvere kulûbenâ bitilâvetil Kur'an. Bizlerin kalplerini Kur'an-ı Azimüşşan'ın nuruyla nurlandıran Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. Amin. Değerli gönül dostlarım, daha önce birkaç kere siz değerli seyircilerimize sözümüz vardı. Üstadımız Şeyh Seyyid Ebu Bekir Hazretlerini programa çıkaracağımızı söylemiştik. Ve nitekim elhamdülillah Rabbimiz evet bize bunu bahşetti. Bugün hem de mübarek bir gündür. Malumunuzdur, Regaib Kandili'dir. Regaib Kandili de mübarek bir gecedir. Mübarek bir gecede böyle mübarek bir insanla inşallah programımız, beraberliğimiz olacaktır. Ve bu programı genel koordinatörümüz Atif Üzbey kardeşimizle beraber Seyyide Hazretlerine biz inşallah sorular yönelteceğiz. Ondan da inşallah değerli bilgileri ve ilminde istifade etmeye gayret edeceğiz. Üstadımız Seyyid Ebu Bekir En-Nakşi Eşhazeli Hazretleri Kars'ta ikame etmekte ama kışın bu sene burada bizimle beraber oldu Ankara'mızda elhamdülillah. Kendileri hem alimdir, 12 ilimle mücehhez ve binlerce elhamdülillah talebe yetiştirmiş ve bunların arasında onlarca talebeye de elhamdülillah icazet vermiştir. Ve bu ilim tahsili devam etmektedir. Ankara'mızda da talebeleri mevcuttur ve medrese hayatı aynı tahsil devam etmektedir. Seyyide Hazretlerine biz hoş geldiniz diyoruz. Hem benim ayreten hem üstadımdır, hem mürşidimdir, hem de babamdır elhamdülillah. Allah bütün bu lütufları da bana ihsan ettiği için Rabbime ne kadar hamd etsem azdır. Seyyidem hoş geldiniz, sefa hoş geldiniz buldum, diyoruz. Sefa Emin abi müsaade edersen ben de Seyyidem'e bir hoş geldin demek tabii istiyorum. Tabii kıymetli izleyicilerimiz Emin abiyi, Muhammed Emin Parlak Bey'i uzun süredir Saadet-ü Darin programı sunucusu olarak kendine has bir üslupla hakikaten bütün Türkiye'yi irşad ediyor. Elhamdülillah. Seyda biz Edirne'den Ardahan'a kadar nereye gitsek Emin abinin programını izleyenler var. Elhamdülillah. Telefonlar da olduğu zaman gerçekten burası bir seyle tabi tutuluyor. O kadar insanlar seviyorlar. Tabii ki hepimiz için gurur verici ama zat-ı halinizin de evladı. Bunun çok daha büyük bir manevi değeri var. Uzun süredir Emin abiyle planlıyorduk. İzleyicilerimizle Seyda'mızı buluşturacaktık, şeyhimizi. Ama uzun bir süredir özellikle Ankara'daki eğitim çalışmaları, İstanbul'daki irşad faaliyetleri, Körfez, Kars, barışlar, taziyeler derken Cenab-ı Allah da neyi takdir ettiyse öyle oluyor. Bugün Regaib evet. Kandili. Hoş geldiniz, safa getirdiniz Seyda. Hoş buldum, Seyda. Safa buldum. Ben ilk soruyu size bırakayım. Evet. Emin abi, ben bu arada şunu edersin. Da ifade etmek istiyorum. Atıf hocamız da Seyyide Hazretleri'nin müridiydi. Daha sonra elhamdülillah Seyyide Hazretleri az bir zaman önce diyelim yani kendilerini vekil tayin ettiler. İnşallah onlar da bu hizmeti devam ettireceklerdir. İnşallah. Allah bizleri ümmeti Muhammed aleyhissalatü vesselam'a hadimkar eylesin. Amin. Bizim duamız, niyazımız budur inşallah. Amin, amin. Değerli gönül dostlarım, malumunuzdur bu gece Regaib Kandili'dir. Mübarek bir gecedir.
Ve biz de ilk sorumuzu Regaib Kandili ile ilgili Seyyide Hazretlerine sormak istiyoruz. Seyyidem, Regaib Kandili'nin gecesinin faziletiyle ve bunun mahiyetini bize ve değerli seyircilerimize anlatırsanız çok memnun oluruz. Biz de istifade etmeye çalışalım bu arada inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala khayri halkı Muhammedin ve alihi ve sahibi ecma'in. Kalallahu subhanehu ve teala ve ma erselnake illa kafetin linnas. Beşiren ve nezinen velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Sadakallahul azim. Bu ayeti celle ile ve Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sık sık dua ettiği duasıyla başlayacağız soru cevabımıza. Kale sallallahu aleyhi ve sellem fi duayi Allahümme barik lena fi recebe ve şabane ve beligne ramadane. İlahi ya Rabbi, Recep mübarek, Recep ayı ve Şaban ayı, Ramazan-ı Şerif'i bunları bize mübarektir ve bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır diye sık sık dua ediyordu. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban'ı ve beligne Ramazan'ı. İlahi ya Rabbi, Recep ve Şaban ayları bize mübarek kıl ve bizi Ramazan-ı Şerife'ye ulaştır ya Rabbi. Amin inşallah. Evet, Allah'ın indinden gün ve geceler birdir. Ancak bazı gün ve geceler vardır. Onlarda bazı hadiseler meydana gelir. O hadiselerin feziletiyle o günler fezileti olur, değerli olur. Mesela cuma günleri ve cuma geceleri gibi ve Ramazan-ı Şerif'in günleri ve geceleri gibi, bayram günleri ve geceleri gibi bunlar değerli geceler ve günlerdir. İşte ancak bunların içinde en önemli, en ehemmiyetli dört gece vardır. Bu gecelerden birisi Regaib gecesi, diğeri Miraç gecesi, üçüncü gece ise Beraat gecesidir. Dördüncü gece ise Kadir gecesidir. Evet. Bütün bu gecelerle ilgili ayet-i kerimeler mevcuttur. Okuduğum size ayet-i kerime وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا وَلَاكِنْ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Bu geceye işaret ediyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şimdi ikinci ayet-i kerimeyi size okuyacağım. Men ca'e bil hasene felehu eşru emsaliha. Kim bir hasene yaparsa 10 haseneye kat kat olur. Ama ve fi Recep, Recep-i Şerif'te ise bi seb'ine 70 kat olur. Ve fi Şaban'ı, Şaban-ı Şerif'te yapılan bir hasene 700 katı çıkar. Ve fi Ramazan'ı bi elfin. Ramazan-ı Şerif'te 1000 katı çıkar. Yani bu ayların kıymetini ve değerini çok iyi bilmek lazım ve bunları değerlendirmek lazımdır. Evet. Bakın mesela Regaib dediğimiz, Regaib-i Şerif, yani Recep-i Şerif'in ayının ilk peşembesini cumaya bağlayan geceye Regaib gecesi deniliyor. Regaib, regbetin çoğunluğudur. Regbet demek ki bol bol ihsan, ikram, ilahiye bu gecede olduğu için buna Regaib gecesi denilmiştir. Bu isimden melekeler tarafından tesmiye edilmiştir bu geceye. Çünkü Regaib, regbetin çoğuludur. Regbet de çok çok bol bol, yani inam ve ikram ve ihsan-ı ilahiye demektir. Onun için bu geceye melekeler tarafından tesmiye edilmiştir. Bakın bu geceyle ilgili Hazreti Ebubekir Sıddık'ı dinleyelim. Allah şefaatine nail eylesin. Radiyallahu teala anhu. Yani şöyle buyuruyor. Ennehu kâle izâ medâ sülüsün min recebe fî evvelil cum'ati la yebqi melaiketun fis semavati ve la fil erd illa yeştemi'une fil kâbe. Yani Recep-i Şerif'in ilk cumasının gecesi yani bu olunca gecede, böyle bu gece için gökte ve yerde ne kadar melaikeler vardır, hepsi Kabe-i Muazzem'de toplanıp bir araya gelirler. Feyenzurullahu ileyhim subhanehu ve teala, Cenab-ı Hak melaikelerine bakıyor ve diyor ki fes'elû mâ şe'tüm. Neyi arzu edersen, neyi dilersen benden isteyin. Ve kalu, yani eyl melaiketü diyorlar ki ya Rabbi, nehnu nercu ya Rabbi minke en tagfire limen sâme recebe. Ya Rabbi, hacetimiz, dileğimiz, isteğimiz senden ya Rabbi, Recep-i Şerif'te kim oruç tutarsa sen onları af ve mağfiret eyle. Maşallah. Bu ayda bol bol o zaman oruç tutmak lazım. Yani. Evet. Onun için ki kalallahu subhanehu ve teala in gafertu kad gafertu lehum. Cenab-ı Allah da buyuruyor ki ben de onları af ve mağfiret eyledim. Tabii ki men sâme yevmen min recebe fe keennemâ sâme senete.
Kim bir gün Recep-i Şerif'te oruç tutarsa bir sene oruç tutmuş gibidir. وَمَنْ سَامَ السَّبْعَةَ اَيَامًا غُلِقَتْ عَنْهُ اَبْوَابُ الْجَحِيمِ السَّبْعَةَ Kim 7 gün Recep ayından oruç tutarsa cehennemin 7 kapısı ona kapanır. وَمَنْ سَامَ سَمَانِيَةَ اَيَامًا مِنْ رَجَبَ فَتَحَ اللّٰهُ لَهُ اَبْوَابَ السَّمَانِيَةَ فِي الْجَنَّةِ Cenab-ı Allah ona cennetin 8 kapısını açılır. وَمَنْ شَاسَامَ ف۪ي رَجَبَ عَشَرَ اَيَامٍ Kim 10 gün oruç tutarsa يَقُلُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يَسْأَلُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اِلَّا اُعْدِيَهُ Kim Recep-i Şerif ayından 10 gün oruç tutarsa Allah'tan ne dilerse, ne isterse Allah isteğini verir. Maşallah. وَمَنْ سَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ اَيَامٍ Kim 15 gün Recep'de oruç tutarsa o zaman nadamın adın inna Allahe kad gaffara leke ma meda senin geçmişin ne kadar senden hata günah sahibi affedildi feshenef amele saliha yine başla ameli saliha Recep kelimesi 3 harften ibarettir ferrau işaret ile rahmetillah والجيم إشارة إلى جرم العبد والباء إشارة إلى براءة الله يعني جناب حق şöyle buyurur إني جعلت جرم عبدي أي ذنبه بين رحمتي وبراءتي ماشاءالله ben kulumun cürmü ve hatalarını rahmetimle ve beraatim arasına koymuşum demektir. Orada durur mu artık rahmetle Allah'ın silene gider. Seyyidam hepsini buyurdu. Yani en azını bir tane tutmakta çok büyük fayda var. En azı bir ama en çoğu 15'e kadar Seyyidam. Tuttukça sevabı, fazileti, mükafatı tabii artıyor. Ne kadar fazla tutarsa farsa, o kadar sevap alır. Ona şüphe yoktur. Elhamdülillah. Demek ki yani Recep R harfi Allah'ın rahmetini ifade etmektedir. Evet. B harfi, cim harfi ise Recep'tir ya. Cürm yani abdin kulun günahlarını ifade etmektedir. Ba ise Allah'ın beraatini ifade etmektedir. Cürm rahmetle beraatin arasına girerse dayanamaz. Gider elhamdülillah. Bu bir lütfi ilahi, büyük bir müjde elhamdülillah. Evet Seyyidim. Evet Seyyidim. Tabi ragaibe ilgili birçok hadis-i şerifeler daha mevcuttur. Evet. Onun için bu ayın bu geceleri değerlendirmek lazımdır. Bilhassa Ragaib gecesinden çok çok zikir edelim. Evet. Çok çok Kur'an-ı Kerim'i tilavet edelim. Çok çok salavat-ı şerife getirelim. Ve günahlarımıza tevbe istiğfar edelim. Böylece geçmiş namazlarımız var ise, kazalarımız var ise çok çok kaza kılalım. Böylece bu mübarek geceyi değerlendirelim ve dua da edelim. Bir alim de şöyle diyor, seyrediyor, evet. Tefekkürde bulunmalı bu gecede. Tabii. Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir gibi konuları başta olmak üzere böyle hayati meseleleri bu gecede tefekkür etmek de lazım değil mi? Tabii bu gece nefis muhasebesi gerekir. Geçen seneden bu geceye dek ne yaptık, ne yani günah işledik, ne sevap işledik onları hesaplamak lazım. Bunların hepsini hesaplayıp günahlardan tevbe. Evet, hayır ve hasenata hızla böyle güzelce inşallah daha devam etmek lazım. Seyyidim, hamdolsun bu gecelerde elden geldiği kadar dizinizin dibinde ders almaya gayret ediyoruz. Allah bütün kardeşlerimize, izleyicilerimize amin. Nasip etsin. Amin. Sizin geleceğinizi sosyal medyada birçok yerde duyurduk. Çok sayıda sürekli mesajlar geliyor, dua amin. İsteniyor sizden efendim bütün Türkiye'den. Ellerinizden öptüklerini ifade ediyorlar müritleriniz, müntesipleriniz ve bu gecede onları da dualarınızda eksik etmemenizi istirham ediyorlar. Tabii size. Peygamberin duasıyla hem bize hem size hem bütün seyircilerimize dua ederiz. İnşallah. Peygamberin duasıyla. Allahümme barik lana fi Recebe ve Şaban'a ve beligna Ramazan'a ya Rabbi bizi ve bütün seyircilerimizi Resulullah'ın bu mübarek duasına mesel eyle. Amin. Seyyidam biz çocukluğumuzdan beri, ben çok küçükken Şeyh Kasım Küfrevi Hazretleri'nin size Kağızmanımızın Akdam köyünde takdim edilmek üzere gönderdiği tacı hatırlıyorum. Bütün köylüler toplanmış, bunu kutlamışlardı. İlahiler, Mevlüt, Kur'an-ı Kerim okunmuş ve getiren Emin abi galiba Abdullah Cihangir Hoca. Onu da burada zikretmiş Karapaş olalım. Karapaş Müftüsü. Evet. Kendisine burada selamlarımızı iletelim. Regaib Kandili'ni kutluyoruz.
Şeyh Kasım Küfrevi Hazretleri sizinle olan diyaloğu, Muhammed Küfrevi Hazretleri, tabii ki Nakşibendi tarikatı ve biz de sizin müritlerinizdiz. Biraz o fasla girmek istiyoruz. Çünkü sizi seven bütün mümin kardeşlerimiz onları da biraz dinlemek istiyorlar sizden. Yani ne zaman size o görevi verdi, belki evet. Daha sonra ne zaman irşat görevini verdi, evet. Onları inşallah. Tabii. Zaten o dergaha mensup olan 7 tane dedelerimiz vardı. Halife Şeyh Tağ, Halife Şeyh Usu, Halife Şeyh Said, Halife Şeyh Gıyf, Halife Şeyh Bekri Bedeni. Onlar Hazreti Fir-i Küfrevi'nin halifeleridirler. İşte biz de onlara müntesibiz elhamdülillah küçüklüğümüzden beri. Ben 20 yaşından medrese mezunu oldum. Medrese ilmini bitirdim. Nerede bitirdiniz Seyidam? Vallahi Doğu'nun çok çeşitli köylerden okudum. En son icazetimizi Molla Nadir'den aldım. Ağrı'da. Ağrı'dan aldım. Hı. Ondan sonra 60'ta ben geldim. 61'de Akdam'dan medrese açtım. Orada fakirlerle meşhur olduk elhamdülillah. Derse tedrisada başladık, ders verdik. Devam etti. Şu ana kadar daha dersimiz devam ediyor. Devam ediyor. Evet. Küfrevi ailesiyle ben 20 yaşındaydım. Kasım Küfrevi geldi Ahtam'a o zaman. Dedi ki ben kütüphanemde oturmuştum. İşte bana bir işaret-i manevi geldi. Bana denildi ki sen tarikat tacı Şeyh Abdülhadi oğlu Ebu Bekir'in başına koyacaksın. İlk dersi yani 20 yaşında. İlk dersi 20 yaşında. Vekaleti verdi. Evet. Vekaleti verdi. Ondan sonra ben 40 yaşına gelince evet. Aynen o rüyayı görmüş, ona bir işaret gelmiş. Evet. Ve tekrar işte benim o hilafet icazetimi Abdullah Müftü Efendi'ye vermişti. Bana göndermişti işte orada o şekilde. Ben kütüphaneden evet. Oturuyordum. Evet. O arada manevi bir işaret bana geldi. O manevi işarette Seyyid Şeyh Abdülhadi'nin oğlu Seyyid Şeyh Ebu Bekir'i inşallah bu tacla şereflendireceksin diye bir şey geldi. Şöyle de bir şey duydum Seyda. Geliyor mübarek Zeki Bey'in köyüne gidiyor. Doğruydu. Orada o gece. Gece orada kalıyor. Sabah. Biz Kazman'la beraber geldik. O evet. Oraya geçti. Bana dedi sen onu biraz geç. Bize evet. Anlatır mısınız efendim? Bana siz söyleyin. Evet. Seyda ile birlikte Ahtam'ın önüne geliyor. Evet. Seyda onu zorluyor. Diyor ki yani arabayı kullanmayayım. Sen beni burada indir. Ben yürüyerek gideyim. Sen Zeki Bey'in köyüne gidiyorsun. Evet. Gece tekrar Seyda rüyasına gidince sabah erkenden kalkın diyor. Biz burada kahvaltı yapmayacağız. Evet. Biz yanlış yaptık. O bırakmadı ama ben götürmeliydim. Şimdi gidip ziyaret edelim evinde diye Ahtam'a evet. Geliyor. Evet. Şeyh Kasım Küfrevi de bütün ilimlerle mücehhezdi. Nasıl Seyda? Evet biraz Kasım, dinlemek isteriz Seyda Hazretleri'ne. Şeyh Kasım Küfrevi'nin hayatından biraz sizden dinlemek isteriz yani. Kasım Küfrevi Hazretleri tabii ki İstanbul'da babası Seyyid Şeyh Abdülbaki Efendi Hazretlerinden ders aldı. Evet. Bir yanda onun yanında medrese dersini okuyordu. Diğer yanda da okula gidiyordu. Üniversite. Ve üniversiteyi bir de medreseyi her ikisi beraber bitirdi. Sultan Şeyh Abdülbaki Efendi de icazet aldı, medrese icazesi. Ve üniversitede de diplomasını aldı. Ve 7 yıl İstanbul Edebiyat Fakültesinden müderris oldu. Orada evet. Hocalık yaptı. Asistanlık yani hocalık yaptı. Sonra Menderis Rahmeti Rahmetullah Ali onu getirdi. Dedi sen gelip bizim şeyime gireceksiniz inşallah. Sen milletvekili olacaksın. Ben seni milletvekili olmak istiyoruz. O da artık kırmadı Menderis Rahmetullah Ali gitti. Evet. Orada tabii ki milletvekili oldu. Ondan sonra Menderis zamanında Mısır'da alim istediler dünyanın her tarafından ve Türkiye'de de alim istediler. Sonra Menderes'e dediler ki kim gidecek? Kasım Küfrevi'nin başka kim gidecek? Hazreti Şeyh Kasım Efendi Mısır'a gönderiyor. Orada o imtihanda diyor ben o imtihan edilen yerin kapısından durdum. Ben Hazreti Pir-i Küfrevi'den imdad istedim. İçeri girdim diyor. Soru soruyor. Benden de dedi, o da gençti o zaman, Kasım Küfrevi Hazretleri, 25-30 yaşlarında ancak vardı. Ona diyor ki, sen de İhlas Suresinin manasını ver, onun tefsirini söyle. Genç görünce, genç yani evet, evet. Ne olabilir? Kasım Küfrevi diyor, Arapça mı söyleyeyim size, İngilizce mi, Farsça mı, Türkçe mi, yani 7 dil biliyordu, maşallah. Ana dili gibi. Hı-hı. Onlar diyor biz Arapız, Arapça bize söylüyor, Arapça anlatıyor. 40 mana veriyor. Artık hepsi mest hayran olurlar. Ondan sonra onların çok ihtiyar bir alim varmış, onu getiriyorlar. Arabayla. Büyük alimlerinden. Büyük alimler, Mısır'ın en büyük ulemalarından
yaşlı birisini getiriyor arabayla. Hemen kapıya gelir gelmez bağırıyorum, küfrevin kokusu aldım geliyor. Subhanallah. İçeri girer, Hasım küfreni elini ayağını sarar. Ben senin dedenin müridiyim diyor. Ondan sonra orada karar verdiler. Öyle bir bilge verdiler ki dünyada en büyük alim sensin dedi. Maşallah. Bütün kitaplarda, bütün ilimlerden teslimiyet. Alim değil, allameydi yani. Hem fenni hem de ilmi dinleri hepsini yutmuştu. İzleyicilerimiz duysunlar diye Allah nasip etti. 1995'te Seyda'ya sekreterlik yaptım. Evet. Kars'ın bütün köylerini gezdik seçimde. Evet. Seyda zaman zaman Kasım Küfrevi Hazretleri'ni anlatıyordu. Ağrı'da senatör ve milletvekili adayı olduğu zaman. Evet. Sen o hitaplarını anlatıyordun Seyda. Evet, hitabeti de çok güçlüymüş çok, galiba. Evet, çok çok. Mitinglerde çok. Falan böyle kimse karşısında dayanamazmış. Evet. Çok güzel. Seyda Molla Nadir, Seyda'nın Seydası. Molla Nadir Hazretleri, Seyda Hazretleri'nin kendisine icazet almıştı. Hı hı. O diyormuş, Seyda demiş, Şeyh demiş, bu Şeyh Kasım Küfrevi başka bir şey. Biz bu kadar ilim okumuşuz, gece gündüz tahsilat yapıyoruz. Konuştuğumuz zaman belli bir zaman sonra kesiliyoruz. Ama o konuştukça konuşuyor, konuştukça açılıyor. 70 sene ders veriyorum, onun kadar bilemiyorum. Bu ayet, hadis, bu maneviyat nereden geliyor? Elini de böyle başına koydu. Ben hocam olan. Seyda'mı sık sık halen ziyaret ediyor kabristanı, mübarek kabristanı. Nerede Seyda, onunla ilgili onun de biraz. Onun kabri Karaköse'dir. Karaköse, Kazman'dan geliyorsun girişte. Seyda'nın evet. Kabri, ben gelip sık sık ziyaret ediyorum. Ziyaret. Şeyh Kasım Küfrevi Hazretleri'nin efendim. O da şimdi İstanbul'da Eyüp Sultan'da. Orada, Eyüp Sultan. Oradadır. Biz gidip onu, Eyüp Sultan'ı ve onu beraber ziyaret edip geliyoruz. Zaman. Seyda hep İstanbul'a vardığında hocam hemen direkt gider. Önce Şeyh Kasım Küfrevi'yi ziyaret eder. Orada okur, dua eder. Ondan sonra başka ziyaretlerine bak. Bir de bu gecelerde alimlerin, velilerin kabirlerini ziyaret etmek gerekiyor. Yani bahusuz bu üç aylarda. Evet. Bir gecede, bu üç aylarda evliyaların kabirlerini ziyaret etmek gerekiyor. Yani. Seyda Hazretleri halen Bitlis merkezde de Şeyh Muhammed Küfrevi Hazretleri'nin makam-ı şerifi duruyor. Evet. Onunla ilgili de söyleyeceğiniz bir şey var mı efendim? Yavuz Sultan Selim o makamı yaptı demiş. Sultan Abdülhamid. Sultan Abdülhamid de onun halifesidir. Onun halifesidir. Onun makamı makamını Küfrevi'nin Sultan Abdülhamid, o yaptırıyor. Sultan Abdülhamid yaptırıyor. O da onun Muhammed Küfrevi Hazretlerinin halifesidir yani. Halife. Sultan Abdülhamid Han Hazretleri. Maşallah. Şeyh Muhammed Küfrevi Hazretleri 125 sene yaşamış. Kendisi Ehl-i Beyt'ten seyittir. Binlerce, yüzlerce halifesi olmuştur. Bizim dedemiz Şeyh Bekir Behedini Hazretleri değil mi? Evet. O önünde sadece bir namazı kıldıran o olabilmiş. O kadar halifenin içerisinde. Evet. Emin abi sana bırakacağım sözü ama Süleyman Arif Emre Bey şu anda 97 yaşında. Evet. Siyasette 35 yıl kitabında şöyle yazıyor. Evet. Biz Erbakan hocanın siyasette başarılı olacağın ilk müjdesini Kasım Küfrevi Hazretlerinden aldık. Manen diyor. O işaret etti. Manen, ilk manen işaret etti. Kitabında, eserinde bunu yazmış. Doğrudur. Evet. Zaten Kasım Küfrevi diyor, ben ona dedim gel bir parti kur, etrafından toplanalım. Evet. Böylece Seydam da tasdik etmiş. Peki buyur Emin abi. Evet, Seyda Hazretleri'ni tabii yakalanmışken zaman hızla akıp gidiyor. Akıp gidiyor, evet. Bizim sormak istediğimiz sorularımız da var. Hı hı. Seyda Hazretleri'ne biz bir de şu soruyu sormak istiyoruz. Selavat-ı Şerif'le ilgili, evet. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama salatü selam getirmekle ilgili, faziletiyle ilgili bize bilgi verir misiniz? İnşallah. Hatta iki gün öncesinde sarımsak yiyen ne yapmalı diye evde konuşmuştuk. Annemle böyle cemaatçe oturmuştuk. Seyyidi Hazretleri dedi kolay. Onun buna şey, bir şeye ihtiyaç yok. Üç defa sarımsak yedikten sonra Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve ala seyyidine Muhammed üç defa dersen o koku gider. Maşallah. Şimdi Salat-ı Şerif'le ilgili Seyyidat'ın dinleyelim. Evet. Evet. Salavat-ı Şerif'le ilgili bir ayetle başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Bu ayet-i kerime Şaban ayında nazil olmuştur. Salavat-ı emri. Hazreti Peygamber onun için diyordu ki Recep şehrullahal esem. Recep Allah'ın ayıdır. Ve Şaban-ı Şerif şehri. Şaban da benim ayıdır. Ve Ramazan-ı Şehri ümmeti. Ramazan da benim ümmetimin ayıdır. Çünkü niçin Şaban ayına diyor benim ayımdır? O ayda Salavat-ı Şerif'e ilgili bu ayet-i kerime nazır oldu. İnnallâhe ve melâiketehu. Şüphesiz Cenab-ı Allah ve melâiketehu. Bütün melâikeler yüsellûne alennebî. Hazreti Peygamber'e salatü selam ederler. Ya eyyühellezîne âmenû sellû aleyhi ve sellimû teslimâ. Ey iman edenler siz de Hazreti Muhammed'e salatü selam getirin.
bu ayeti kerimenin nüzulüyle Salavat-ı Şerife'nin hükmü vacip oldu. Eyme-i Erbi'an ittifakıyla İmam-ı Şafii, İmam-ı Hanefi, İmam-ı Malik, İmam-ı Hanbel rahmetullahi aleyhimin ittifakıyla Salavat-ı Şerife vacipti. Ama onun bu vacibin tayininde de ihtilaf vardı. Ve kâle İmam-ı Malik rahmetullahi aleyh diyor ki yecibu salatu ve selamu alen nebi fil umri merreten. Ömründen bir kere Salavat-ı Şerife getirmek vacibdir. Ve kâle İmam-ı Şafii yecibu salatu fi kulli salavati khamsa ba'da teşehhudi. İmam-ı Şafii diyor her beş vakit namazda teşehhüden sonra salatu selam getirmek farzdır. Ve men lem yusalli alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem la salata lehu. Kim peygambere salat getirmezse onun namazı batıldır. Çünkü namazın 13 erkanından bir de salavat-ı şerifedir İmam-ı Şafii'ye göre. Mutlaka teşehhüden sonra 5 vakit namazda kılarken teşehhüden sonra mutlaka salat-ı şerife getirmek birinci vacibdir. Birinci tahiyyattan sonra getirmek i̇kinci, sünnettir. İkinci tahiyyattan sonra farzdır. Mesela en az ferziyet bununla da kalkar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammeden ve ala ali seyyidina Muhammed. Bu yeterlidir. Ama kema salliyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim fil alemin Rabbena inneke hamidin mecid ve barik ala Muhammed kema barakte ala seyyidina ve nebiyyina İbrahim ve ali ve sahbihi ecmain. Onu da ilave ederse daha da faizlidir. Hem sevabı artar hem de işte. Yalnız mürşidimiz olarak Seyda siz bütün müritlerin ben de müridiniz olduğum için söylüyorum. En az günde 100 defa salavat-ı şerifeyi getirmesini istiyorsunuz. Elhamdülillah. Ve kâle men sallâ ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi kulli yâmin khamse miyat merre. Kim günde 500 salavat-ı şerife getirse o adam çok zengin olur. Rızkına bereket düşer. Maşallah. Ve men sallâ leyletel cumu'ati elf salavatın ra'a rabbehu fi menamihi ev menzilehu fil cenneti ev nebiyye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fil uyavu. Bir insan cuma gecesi 1000 kere salavat-ı şerife getirirse yan Cenab-ı Allah rüyasında görür, yan Hazreti Muhammed Mustafa'yı rüyasında görür veyahut da menzilini, makamını cennete görür. O cuma görmezse ikinci cuma, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci cuma kadar mutlaka inşallah Hazreti Peygamber'i rüyasında görecektir. Bu gece özellikle Ragaib Kandili hem gece herkes bin kere salavat-ı şerife getirsin bizim seyircilerimiz. Bakın burada salavat-ı şerife ile ilgili Peygamber Efendimiz de buyuruyor. Ve kâle aleyhisselam eksirû minessalâti aleyye. Bana çok çok salavat-ı şerifeyi getirin. Çünkü fe inna nurun tutfiu gadebel cebbar. Çünkü salavat-ı şerife nurdur. Gadebi ilahiyeyi söndürür. Ve tuhinu keyde şeytani. Şeytanın bütün desiselerini, bütün hilelerini, bütün tuzaklarını alt üst eder. Elhamdülillah. Demek ki insan salavat-ı şerifeyi getirirse böylece şeytandan mahzun kalır. Cenab-ı Allah onu muhafaza eder. İnşallah. Tabii salavat-ı şerife فَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اَتْيَبَ الطَّيِّب۪ينَ Hz. Peygamber en temizlerin en temiziydi. En tayyiblerin en tayyibiydi. En güzellerin en güzeliydi. وَكَانَ اِذَا تَكَلَّمَا فِي الْمَجْلِسِ Hz. Peygamber bir mecliste konuştuğu zaman اِمْتَلَأَ الْمَجْلِسُ بَاَتْيَبَ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ Misk kokusundan daha güzel bir kokuyla o meclis işte o güzel kokuyla dolup taşardı. La şekke fi. Ve kezalike meclisin yüzkeru fihin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi mecliste Hazreti Peygamber'den zikir edilirse, bahsedilirse o mescide tenmumunu raihatun tayyibetun. O mecliste bir koku yükselir. Ta ilel arş-ı azame. Yedi kat gökleri delerek arş-ı azame nihayet bulur. Maşallah. O koku. O koku ancak insanlar ve cinler hissediyor. Etmiyorlar. Fakat diğer bütün mahlukat, cemaat hepsi hissediyorlar. Niçin insanlar, cinler bunu hissedemiyorlar, idrak etmiyorlar? Çünkü o lezzetten dolayı her şeyden meşru kalacaklardı. Öyle bir güzel bir kokudur. Ve o mecliste ne kadar insanlar var ise onların adedince Cenab-ı Allah o salavat-ı şerife getirene sevap yazdırır. Ve fevaidun la tuhsa. Çünkü salavat-ı şerifenin faydaları yani tükenmez efendim bitmez. Mina enna tecil kulube insanın kalbini cila eder mine zulmet. Zulmetten karanlığı giderir yani giderir. Aydınlığı ve yetekunu sebeben lil usul ve teksiru rızka rızkın çoğalmasına sebep olur. Maşallah. Ve Cenab-ı Hakk'a da insan yakın olur.
ekserukum indi akrabukum minni meclisen yevmel kıyamet ekserukum aleyye salatı. Bana en yakın olanınız mecliste yarın kıyamet gününde, meclisime en yakın olanınız en fazla salavat-ı şerife getirilenizdir. Yani kim peygambere komşu olmak istiyorsa, yakın daha yakın olmak istiyorsa evet, ne yapacak? Evet, borcu salatu selam getirecek yani. Galiba Cenab-ı Allah bugün de şöyle bir imkanı da vermiş. Seyda şu anda burada sohbet ediyor. Yüz binlerce insan izliyor. Seydan cemaati olarak selavat getirdikçe aynı şeyi yapmış oluyoruz tabii, birlikte. Ve enne men ekseremine haramallahu cesedehu alen nar. Kim selavat-ı şerifeyi çok getirirse onun cesedi nar-ı cehennem üzerinde haram kılınır. Ama ve yenbeğli şahsi şahsa gereken şudur. İza salla aleyh salat verdiği zaman en yekune bi ekmel halat mutatayiren, mutavadiyen, mustakbilel kıble. Abdesti olacak, temiz olacak, en güzel elbisesini giyecek ve kıbleye doğru öylece tefekkür ederek zat-ı aliyeyi, Hz. Muhammed Mustafa'nın o mübarek zatını tefekkür ederek saygıyla selam getirmek gerekir. Fakat selam getirirken de acele etmemeye gerek yok. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina. Yani acele gerek yok. Tane tane en güzel edeple, huşuyla, tevazu ile abdesti kıbleye yürümüş bir şekilde getirmek lazım. O getirirse zaten onun da feyzini, bereketini, onun manevi işini aynı anda peygamber haberdar olur. Nerede olursa olsun peygamberimize bir salatu selam getirilirse oradaki melaike peygamberimizin kabrinin başındaki meleklere Ahmet'in oğlu Mehmet sana salatu selam getirdi. O da ona salat getiriyor. Bir de Resulullah aleyhissalatü vesselam kabrimi ziyaret eder, bana salatu selam getirirsen ruhumu cesedime iade eder, değil mi Seyyid Ebu Hanife? وَمَنْ زَارَنِ فِي الْمَد۪ينَةِ مُنَوَّرَةِ وَقَالَ اَسَّلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَسَّلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِبَ اللّٰهِ Kim gelip Medine-i Münevver'de kabri şerifin karşısından bana salat selam getirirse رَدَ اللّٰهُ الرُّوحِ اِلَى جَسَدِ حَتَّى اَرُدَّ عَلَيْهِ سَلَامَ Cenab-ı Allah ruhimi tekrar iade eder. Yani tabii ki Cenab-ı Resulullah böyle cemal-i ilahiyede gark olmuştu. Kendine geçmişti. Yani değil ki ruh cesede girer çıkar o manada değil. Yani böyle alemi manevide celal-i ilahiyeyle cemal-i ile mest olmuş. O andan kendine geliyor. Aleyküm selam diyor. Aleyküm selam. Seyyid Ahmed-i Rufai Hazretleri kabrinin ziyaretine gidince ne söylemiş? Şöyle dedi. Dikildi ya Resulallah erseltu ruhi. Ben alemi manevide ruhumu gönderiyordum, gelip seni ziyaret ediyordu. Ve haza zamanul eşba, ben cesedimle gelmişim. Hati yedekel mübarek eşşeri liye'huze şefeteyi hazahuma. Ya Resulallah şimdi elinizi uzatın, benim dudaklarım da ziyaret payini alsınlar. Feharece yeduhu şerif sallallahu aleyhi ve sellem fekabbilehu ve gâbe. Ve mübarek eli çıktı kabirde, ziyaret dedi, tekrar kayboldu. Bu hadise 10.000 kişinin huzurundan mesela vakı olmuştur, müşahede etmişler. Mescid-i Nebevi'de. Seyyid Ahmed-i Rufai Hazretleri de Rufai tarikatının piridir. Hem de seyyiddir. Evet. Resulullah'ın yanında ya ceddi diyor, dedem diyor. Şimdiye kadar ruhumu gönderiyordum. Şimdi hem ruhen hem ceseden huzurundayım. O mübarek elini çıkar, ben de dudakların payını alsın deyince Resulullah da ikram ediyor. Öyle kişiye öyle ikram olur yani inşallah. Emin abi izleyicilerimiz soruyorlar canlı telefon bağlantısı olacak mı diye. Canlı onu, telefon bağlantısını biz bu sefer almayalım dedik. Çünkü Seyyid Hazretleri'nin ilminde inşallah faydalanalım, daha çok istifade etmeye çalışalım. Bir de zaten Facebook, Twitter, Messenger'da bana gönderenleri biz Seyda'mıza soruları yöneltiriz. YouTube'a takip zaten ediyorlar. Yüklenecek inşallah. Yarın en bu kısa zaman. Bu programımız inşallah çok tekrarları da olacak. Bütün izleyicilerimiz bunu bilsinler. Değil mi hocam? Tabii. Tekrar çok olacak. İnşallah. Seyda'nın zamanı çok kısıtlı ancak fırsatı bulduk. İnşallah çok defa tekrar vereceğiz. Emin abi siz biraz Seyda Hazretleri'nin üslubu tarikatından bahseder misiniz? Seyda Hazretleri tabii ki nakşi kolundadır. Evet. Nakşiler hafi zikir yaparlar. Seyda Hazretleri Şeyh Kasım Küflevi'nin halifesidir. Ve dolayısıyla yıllardan beridir elhamdülillah bu hizmeti sürdürmektedir. Doğu Anadolu bölgesinde özellikle birçok ilde Seyyid Hazretleri'nin vekilleri mevcuttur.
bu vekiller bu görevi yürütüyorlar. Ankara'mızda elhamdülillah dergahımız var. Demet Evlerinde 3. caddede İpek Yolu Derneği adı altında. Her cuma akşamı her Seyda Perşembe burada akşamı, olunca kendisi katılarak evet. Her Perşembe akşamı Seyda Hazretleri oraya gelip burada Ankara olduğu müddetçe orada sohbet ediyor. Zaten bu sohbetten sonra inşallah Dilekmen oraya gidecek. Orada da yine aynı sohbet olmayınca devam. Da siz vekaleten Seyda yürütüyorsunuz. Seyda Hazretleri olmayınca da biz yürütüyoruz. Biz de olmayınca yine vekiller, sizin gibi vekil kardeşlerimiz bu işi yürütüyorlar. Atapark'ta bir de yine özellikle orada Seyda Hazretleri tarikatın yanında, tasavvufun yanında mutlaka ilme çok değer vermektedir. Bazen anneme telefon açıyorum, babam ne yapıyor Seyda Hazretleri? Okuyor diyor. Hep açtığımda öyle diyor. Evet. O ilmin aşığıdır Seyda Hazretleri. Allah ablama da şifa versin inşallah. Amin. Regaib Kandil'in Amin. Regaib yüzüsü Kandil'in hürmetine. İnşallah bu gece de dualar makbuldür. Allah razı olsun. Üzerimizde emeği var çünkü. İyi hatırlatın. Hem bizim üzerimize. Tabii. Ben de her yerde, Emin abi biliyorsun, ben de her yerde diyorum ki Seyda'mız. Evet. İlimle tarikatı mecz etmiş bir seydamız. Elhamdülillah. Aynen. Siz her yerde öyle ifade ediyorsun. Gerçek de budur. Çünkü tasavvuf ilimsiz olmaz. İlim de tasavvufsuz olmaz. İkisi olunca iki kanatlı oluyor. O iki kanatlı olunca da istediği hedefe ulaşıyor. Ve bir şey daha soracağım Emin abi. Tabii. Ondan sonra Seydam'a sorumuz var. Seyda bütün metinleri uzun uzun Arapçadan okur. Bütün Araplar da bilirler. Evet. Zaten Seyda'nın kullandığımız lakabı bir de Es-Seyyid Ebu Bekir En-Nakşi Eşşazeli. Hem Eşşazeli'nin anlama geliyor. Evet. Bir de siz Seyda'nın yanında çok defa hac ve umre yaptınız. Evet. Seydam Beytullah'ta Mescid-i Nebevi'de Arapça olarak da hitap ediyor. Onu biraz bize açmanızı istiyorum. Seyda Hazretleri tabi daha önceleri yani ta 66'da ilk hacına gidiyor. Ben de 66 doğumluyum. Seyda Hazretleri hacdan dönünce benim dünyaya geldiğimin müjdesi veriyor. Bugün de benim doğum günümdür. Mübarek bir gündür. Tebrik ediyoruz. Allah razı uzun olsun. Ömürler nasip etsin. Amin. Allah razı olsun. O zaman Medine-i Münevver'de Mescid-i Nebevi'de Seyda Hazretleri orada kürsüler vardı. Kalkar ayakta. Evet. Yani Arapça, Farsça, Kürtçe vaiz verir. Hatta orada Seyda Hazretleri diyor bir gün Mescid-i Nebevi'de diyor ben vaiz verirken diyor birisi kalktı, alimlerden birisi dedi sen diyorsun peygamber hayattadır, selam veriyoruz, işte bu hadisin manasını bize anlat. Hazreti Seyyid Hazretleri diyor ben şu ayeti okudum. Amma kala Allahu subhanahu ve taala ve la taqulu limen yuqtalu fi sabilillahi amwat demiş Seyda. Bel ahyaun. Allah yolunda şehit olanlara ölü demeyiniz. Onlar diridir. Şehitler diriyse Hazreti Peygamber daha tarikul evla hayattadır, diridir. Hem de şehit idi. Dişi zaten. Zaten peygamberimiz şehitlik faziletini almıştı. Evet. Dolayısıyla diyor iki alim kalktı elini on bana karşı soru sorana oturdu. Evet. Sen devam et diyor. Orada iki tane hacı daha sonra sohbet bilince geldiler. O kalkan iki alim de hazan min nesli İmam Hüseyin. Onlar da orada tasdik ediyorlar. Bu İmam Hüseyin'in neslindedir. Başka kimse olamaz. Ve Seyda Hazretleri Mekke-i Mükerrem'de, Medine-i Münevver'de o yıllarda serbest olduğu için çok vaiz vermiştir. Kürtçe olsun, Türkçe olsun, Arapça olsun. Elhamdülillah Seyda'nın ilim konusunda derya olduğunu söyleyebilirim. Sohbetimiz sırasında Seyda ile ilgili yine senin görüşlerine başvuracağız. Seyda, genelde tefsir dersini verirken hitaplarınızda Hatemül Enbiya konusu üzerinde çok duruyorsunuz. Hatemül Enbiya. Evet. Sizi evet, o soruyla hocam size yönetiyor. Evet, tamam. Evet. Onunla devam edelim Seyda. Tamam, evet. Hatemül Enbiya ne demek yani Seyda? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammedun eba ahadun min ricalikum ve lakin Resulallahi ve hatemin nebiyyin. Ve kanallahu bi kulli şeyin alima. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam erkeklerinizden hiçbirisinin babası değildir. Ve lakin Resulallah Allah'ın Resulüdür. Ve hatemül enbiye nebiyyine peygamberlerin sonuncusudur. Ve yekul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ve kuntu nebiyen ve Adem muncedelun beyne dini vel may. Ben peygamber iken daha Adem aleyhisselam safiyullah su ile çamur arasındaydı. Adem ve men dunehu tahta liva'i yevmel kıyamet. Kıyamet gününden Adem aleyhisselam ve bütün peygamberan-ı zişan benim bayrağım altında toplanacaklardır. Evet. Hatem-i Enbiya'dır Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam Efendimiz. Allah şefaatine nail eylesin. Amin.
Ya eyyühellezine amenüzkurullahe zikren kesira ve sebbihuhu bukraten ve esila diyor ayet-i celle'de. Allah'ı çok çok zikreden ve sabah ve akşam Allah'ı zikreden ve bakın burada Adem aleyhisselam oğlu Şis aleyhisselam'a diyor ki ya veledi ente halifeti min ba'di. Benden sonra sen benim halifemsin. Ve huzha bisikaten yani inancla İhtimadle bu hilafeti benden al. Çünkü Hazreti Adem, Hazreti Şis'i çok seviyordu. 1000 yıl yaşadı ve çok güzel idi. Ve ona dedi ki yavrum, İza zekertallâhe subhanehu ve teâlâ feşkur me'ehu Muhammeden Resulullah. Aleyhissalatü vesselam. Ne zaman Allah'ı zikredersen Hazreti Muhammed'i de beraberine zikredin. Le'enni tuftu semavati seb'e. Ben 7 kat gökleri dolaştım. مَا رَيْتُ خَالِيًا مَوْدَ شِبْرٍ مَكْتُوبٍ فِيهِ مُحَمَّدِ رَسُولُ اللّٰهِ Bütün 7 kat gökleri dolaştım, hepsinden Muhammed-i Resulullah yazılıydı. وَدَخَلْتُ فِي الْجَنَّةِ Ben cennete girdim. وَرَيْتُ عَلَى اُجَامِ اَشْجَارِهَا مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللّٰهِ Ucam yani cennetteki ağacların dalları üzerinden evet. Muhammed-i Resulullah yazılıydı. وَرَيْتُ عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللّٰهِ Ben arş-ı azamın sakı üzerinden Muhammed-i Resulullah'ı gördüm. وَمَكْتُوبٌ عَلَى جَمِيعِ قُسُورُ الْجَنَّةِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ Cennetteki bütün kasırlar üzerinden Muhammed Resulullah yazılıydı. وَرَيْتُ عَلَى اَوْرَاقِ اَشْجَارِ شَجَرَةِ دُبَى Muhammed Resulullah. Duba ağacının yaprakları üzerinden Muhammed Resulullah'ı gördüm. وَرَيْتُ عَلَى حُورِ الْسَدْرِ سُدُورِ حُورِ الْعَيْنِ Muhammed Resulullah. Bütün hurilerin göğüsleri üzerinden Muhammed Resulullah'ı gördüm. وَرَيْتُ عَلَى جَنَاحِ عَلَى جُبْهَةِ الْمَلَائِكَةِ Muhammed'in Resulullah. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ismi bütün melekelerin alnı üzerinden yazılı gördüm. Onun için oğlum diyor sen ne zaman Allah'ı zikredersen o zaman Muhammed Resulullah'ı da beraberinde zikret. Ebzelü zikri nedir? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bütün zikirlerin en faziletlisi kelime-i la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ebzelü duayı bütün duanların en faziletisi elhamdülillah. Ve ebzelü Kur'an'ı elhamdülillahi rabbil alemin. Ve yine kelime-i la ilahe illallah Muhammedun Resulullah erbaatın ve aşuna harfen. Kelime-i la ilahe illallah Muhammedun Resulullah 24 harften ibarettir. 24 saat zarfından gece gündüz kim bir ihlas bir niyetle sevabını Cenab-ı Hak'tan dileyerek La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dese Yekulullahu Subhanehu ve Teala Gaghafertu leke zunubeke kebairaha ve sagairaha ve amdaha ve sevaha Bi hürmeti hazir kelime. Bu kelimenin hürmeti için senin geçmiş büyük ve küçük amden ve kasten seven yapmış olduğun bütün günahları bu kelime-i mübareken hakkı için seni af ve merhamet af eyledim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah 24 harftır. Evet, evet. Bir gün ve bir gecede de 24 saat olduğu için bir kişi inanarak ve tasdik ederek La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse 24 saatin günahları kebair, sagair hepsi gider değil mi Seyda? Biber tabi. O da öyle diyor. Ve ma erselnâke ilâ rahmetenil âlemîn. Bu ayet-i kerime Hazreti Peygamber'e hitap ediyor. Evet. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. İnsanlara, cinlere, fasıka, facire, Müslümana, kafire herkese rahmet olarak gönderdik. Çünkü Hazreti Peygamber'in gelişiyle hasif, nesir, azab-ül istihsal kaldırıldı. Yani daha yere batma kaldırıldı. O zaman yere batılıyorlardı bütün evet. Ümmetler. Mesih'de bir de tebdil suret oluyorlardı. O şekilleri da kalktı. Şekilleri değişiyordu. Bir şekilleri değişiyordu. Bütün bunlar Hatemül Enbiya olduğunu işaret ediyor. Kökünden yani. Mesela azap onları kökünü kazer tek bir fert bir millete bırakmıyordu. O da kalktı. Hazreti Peygamber Hatemül Enbiya'dır çünkü. Peygamberin sonuncusu olduğu için evet. Böylece
bütün alemlere rahmet olmuştur. Sadece olarak. Müslüm denen değil, gayrimüslimlere bir o da çok rahmet önemli. Tabii kafirler için de rahmet olmuştur. Ama bir insan ona iman getirse hem onun için dünyada da rahmettir hem ahirette de. Ama bir insan iman getirmese dünyada da onun için yine rahmettir ve ahirette de Allah hidayet etsin. Amin. Bir soru var Seydam'a sorayım. Tabii. Bir üstadımız soruyor. Evet. Çok evet. sayıda geliyor sorular. Elimden evet. geldiği kadar meclis ederek. Bu arada o soruları da geçmesi oradan sormaya tabii, fayda var. Seydam Muhsin hocamız soruyor. Seyda özellikle Şeyh Kasım Küfrevi Hazretleri'nin kabri ve ziyareti üzerinde. Bu arada da zaten haliniz alimlerin bu gece ziyaret edilmesi. Mefta olanı. Evet. Biraz açmanızı istiyor. Kabir ziyareti evet. karşı çıkanlar da var. İşte evet. efendim. Sünnete uygun mu değil mi o anlamda seyir. Yani şirktir evliyaullah'a gitmeyin diyenler evet. vardır. Milletin maşallah. Çok güzel bir soru sordun. Allah evet. sizden de ondan da razı olsun. Amin. Selam söyleyene. Hay hay. Dinliyor fakat sizi zaten. Bir defa örnek olarak bir şey söyleyeyim. Evet. Hazreti Bediüzzaman'dan sordular. Sen bu ilmi, bu irfani, bu marifeti kimden aldın? Ahmed-i Hani'den aldın. Evet. Subhanallah. Ebu'l-Hasen-i Harkani'den sordular. Sen bu ilim irfani kimden aldın? Ebayezid ve Sami'den aldın. Yani vefatından sonra alıyor. Hayatında 15 değil. Sene sonra vefatından sonra gitmiş ziyaret etmiş. Onun kabrini ondan feyiz almıştır. Çünkü innallaha vekale bi kabri kulli veliyyin min evliyai meliken. Her bir veliyullahın kabri yanından görevli bir meleke vardı. Yakti havaice nas. İnsanların ihtiyacını temin ederler. Bu melekler bir insan o veliyullahın ziyaretine giderse onun yüzü hürmetine inşallah dua ederse duası kabul olur. O malaiket de onun bütün ihtiyaçlarını, isteklerini yerine getirir. Onun hatta için, sahabe-i kiram dua ederken Seyyid-i Hazretleri o müsahha Seyyid Muhammed Alevi Hazretleri'nin bir kitabı var ya Seyyid'e. Evet, evet. Oradan geçmektedir. Sahabe-i kiram dua ederken yağmur duasına çıkarken Atıf hocam. Evet. Dua ederler ya Rabbi Hazreti Peygamber'in amcası Abbas'ın hürmetine. Evet. Yani burada bir duayı yaparken bir Allah dostunu şefaatçi etmenin de vesile etmenin de caiz olduğunu bu hadis-i şerifte görüyoruz. Zaten yani. Kabir ziyaretiyle ilgili birçok hadis-i şerifeler vardır aleyhissalatü vesselam. Evet. Mesela ve men zâre kabre ebihi ev umihi leyletel cüm'e ev yevmel cüm'e gafarallahu lehu zunubehu. Kim cuma günü, cuma gecesi babanın, ananın kabrini ziyaret ederse bütün günahları affa mağfiret eder. Rezin isminden dirisi sordu ya Resulallah. İza merertu bil mekabiri biz kabristanın yanından geçerken onlar selam verirken onlar sesimizi duyarlar, işitiyorlar mı ya Resulallah? Kale yesme'un ve ya'lemun ve yücibun ve lakin la te'alemun. Onlar hem duyarlar, işitiyorlar, hem sizi tanıyorlar, hem de cevap verirler. Bazıları alırlar, bazıları da almazlar cevabını. Es olan bir de ben sorayım. Evet. Gittiğimizde emriniz nedir, bize tavsiyeniz nedir? Kabrin başında ne yapalım? Evet. Kabristana giderken ilk önce o ahali kabristandaki yatanlara Esselamu aleyküm dara kavmun müminin. Bak Peygamber ziyaret etmişti. Peygamber aleyhissalatü vesselam her sabah namazdan sonra Cennet-i Bakı'ya gider. Cennet-i Bakı'daki mevtaları ziyaret ediyordu. Ne diyordu? Esselamu aleyküm dara kavmun müminin. Esselamu aleyküm dara el Bakı. Ya ehlel Bakı diyordu. Size selam olsun. Allahümme ehfelli ehli Cennet-i Bakı diye dua ediyordu. Ayrıca ehli beyte de selam ediyor. Esselamu aleyküm ehlel beyt. Lüyüzübe ankumun rüse ve yutahhirekum tetihiru ehlel beyt. Hazreti Peygamber o cennetteki kabristanındaki olanlara selam verirken ehli beyte öyle diyordu. Esselamu aleyküm ya ehle beyti Resulullah. Lüyüzübe ankumun rüse ve yutahhirekum tetihiru ehlel beyt. Sizden kiri giderir ve sizi temizler. Ve Resulullah her perşembe gecesi daima Uhud'a gider Hazreti Seyyid'den Seyyid-i Şehada bütün şehirleri ve Seyyid-i Şehada Seyyidina Hamza ziyaret ediyordu. Demek ki Cuma ertesi günü Kuba Mescidine gidiyor. Oradaki hem Kuba Mescidine namaz kılardı hem oradaki mevtaları ziyaret ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara diyor kuntu nehaytukum an ziyaretil kuburi. Önce ben yasaklamıştım kadınlara diyor. Ben diyordum ki siz kabristana gitmiyorsun. Çünkü dayanamıyorsun. Ağlıyorsun, bağırıyorsun, çağırıyorsun. Sonra diyor zurva gidin ziyaret edin. Lita tebirini sik ibret alesin orada. Ben Bağdat'a gittim. Bağdat-ı Şerif'te Hazreti Ebu Hanife'yi ziyaret edin. Onun kabri şerifi üzerinde şu ibare yazılıydı. Eya zairi kuntu emsi misake ve tekunu gaden misi fehtabir minni. Aynen bu ibare İmam-ı Ebu Hanife'nin kabri şerifi üzerinde yazılıydı. Ey zairi, ey benim ziyaretime gelen ziyaretçim. Evet.
Fe'tebir minni, benden ibret al. Ve kuntu emsi milke, dün ben senin gibiydim. Bütün imkanlar benim elimde var idi. Yarın da sen benim gibi olacaksın. Demek fe'tebir diyor. İbret niyetiyle, ibret almak suretiyle kabristanın gidip ziyaret edeceksin. Bir de Allahümme rabbe hazi esamil bariye vel azamin nehire haracet mine dünya ve hiye mu'minetun bike fenzül aleyhim ravhan minke ve selamen minni gafarallahu lehu zunubu bi adediyor. Bir insan böyle kabristanın yanından geçerken dese ki ya bu ya Rabbi sen bu çürümüş kemiklerin cesetlerin Rabbisin ya Rabbi. Bu kemiklerin çürümüş kemikler ve çürümüş cesetler dünyadan çıkarken o sana iman ederek çıktılar. La ilahe illallah Muhammed Resul çene kapatmak suretiyle dünyadan irtihal ettiler gittiler ya Rabbi. Fenzil aleyhim ravhan minke ya Rabbi. Kendi tarafında bunlara rahmet eyle. Ya Rabbi ve selamen minni, benden tarafta onlara selam söyle ya Rabbi. Kim böyle derse oradaki yatanları adedince Allah o adamın günahları affemek. Elhamdülillah. Hem teşvik vardır, hem ziyaret etme konusunda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yapmış olduğu bir fiil bizim için ne oluyor? Sünnettir. Hem o sünneti Resulullah'ı yerine getirmiş oluyoruz, hem de o kabilerin ziyaretinde Resulullah, evet, aferin. İbret alıyoruz. İbret alıyoruz. Resulullah diyor, aleyküm bi sünneti ve sünneti hulefa-i raşidin. Benim sünnetimi ve hulefa-i raşidimin sünnetini bırakmayın diyor. İşte kabir ziyareti de Resulullah'ın sünnetindendir. Nasıl bunlar karşı çıkıyorlar? Bunlar nasıl inanıyorlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem abdest olan bir şeyi, gerekmeyen bir şey hayatında hiçbir zaman yapmamıştır. Söylemem. Allah Resulü ne yapmıştır ne söylenmiştir. Kendisi yapmışsa gitmişse ondan mutlaka Allah'ın bir emri vardır, bir vahiy vardır, bir ilham vardır. Ve İmam Gazali Hazretleri de şöyle diyor Seyyidem. Evet. İhya Ulumuddin'de kim bir kabrin başına gider, o kabrin başında 3 defa İhlas suresini, Felak ve Nas suresini, Fatiha ve Bakara'nın ilk 4 ayetini okur, onun sevabını o kabirdekilerine hibe ederse Allah onların kabrini yerden semaya kadar nurla doldurur. Ben onu söylemedim senin cevabını. Tabii, evet. Ki, diyor ki sen dedin ne diyeceksin? Evet. Siz kabristana gittiği zaman bir İmam-ı Hanbel diyor. Evet. Fatiha okuyacaksın, İhlas-ı tamam. Şerif, Felak suresi, Nas suresi. Evet. Oradaki mevtalara hediye edeceksin, bağışlayacaksın. O zaman onların kabrinde aynı anda nur yanar. Maşallah. İmam-ı Hanbel diyor. Siz kabristana gider gitmez. Evet. Hanbeli mezhebinin kurucusu yani. Kurucusu diyor, Fatiha'yı okuyacaksın. İhlas-ı Şerif, Nas suresi, Felak suresi oradaki mevtalara hediye eden. Evet. Hemen aynı anda olan kabirlerde nur parlar. Seyyid'e hatta bir zaman şöyle hatırlarsa, beraber gidiyorduk bir kabristanın yanında. Dedi oğlum, bir kişi talebeleriyle, öğrencileriyle, yani medrese öğrencileriyle bir kabrin yanında geçmişler. Ve o kabristanın yanında geçerken Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed demişler. Muhammed. Ya Rabbi bu getirdiğimiz salatu selamın faziletini, sevabını bu kabirde yatanlara hibe ediyoruz. Allah 40 günlük azabı o kabristanın üzerinde kaldırmıştır. Maşallah. Doğrudur. Bu kayda geçiyor. Sadi tetazan diyor. Evet. Ve men merre bi kabrin muslimin ve izâ merre telmizin, bir talebe şeriat fakirlerinden, talebelerinden kabristanın yanına geçerken Cenab-ı Allah 40 gün o kabristanın üzerinde azabı kaldırdı. Khatemül Enbiya, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tabii ki hayatını anlatmakla, onun faziletini, sevabını anlatmakla bitmez. Ama zamanımız elverdiği kadar Seyyid-i Hazretlerinde Khatemül Enbiya konusunu dinlemek istiyoruz. Tamam. Tabii. Ya eyyühen nebiyyü diyor Cenab-ı Hak. İnne ersallâke şahiden ve bebeşiren ve nezira. Biz seni hakka şahit ve müjdeci, korkutucu ve da'in ilallahi biizni, Allah'ın izniyle Allah'a davet edici gönderdik. Ve siracen münira, nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Hem diye ve beşiril müminine, müminlere müjdele ki bi enne lehum minallahi fetlen kebira, onlar için büyük bir fezilet vardır. Ve la tuti'ul kafirin vel münafıkın, onlara itaat etme ve de ezahım, eziyetlerini de terk et. Bakın, elem neşrah leke sadreke ya Muhammed, senin göğsünü yarıp genişletmedik mi? 4 defa Peygamber Aleyhisselam'ın mübarek kalbi ameliyat edilmiştir. Maşallah.
Feşakka sadru Cibril aleyhisselam ende Halimetü Sadiye 3 ve 4 yaşındayken onun göğsünü yardı, kalbini çıkarttı, ilimle, imanla, hikmetle, irfanla doldurdu, tekrar kalbini yine koydu. İkinci bir kez 10 yaşına gelince yine Hazreti Cibril Emin yardı ve onun kalbini çıkardı, imanla, ilimle doldurdu ki böyle o gençlik 10 yaşındayken böyle güzel ahlak üzerinden geçirsin. Ve bir de Bü'set zamanında ona yani peygamberlik gelirken yine Hazreti Cibril Emin aleyhisselam kalbini göğsünü yardı, kalbini çıkardı, ilimle, irfanla doldurdu ki o Kur'an'a dayansın yani Kur'an'ın. Çünkü Kur'an eğer dağla, ağırlık geliyor, ağırlık geliyor evet. Onu taşıyabilsin, onun için o zaman da kalbini tekrar ameliyat etti. İlk ve kalp ameliyatını Hazreti Peygamber aleyhisselam. Dördüncü kezzam Mi'raca giderken yine Hazreti Cibril Emin aleyhisselam onun göğsünü yardı, kalbini çıkarttı, ilimle, imanla, irfanla doldurdu. Ta ki alemin melekutte ehl-i melekut alemine ve Cenab-ı Allah'ın hitabine mezher olsun ve kabiliyeti olsun kalbi. Onun için o şekilde ameliyat edilmiştir. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak cümlemizi Hazreti Peygamber elem neşaleke sadreke ve vadana anke vizreke, sana o ağır yükünü inmedik mi? Ve refa'na leke zikreke, senin zikrini yüceltmedik mi? Senin adın hem azanda, kamette, teşehhüde, hutbelerde benim isimle beraber zikredilmiyor mu? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. وَرَوَادَعْنَا عَنْكَ وَزَكَ الَّذِي اَنْقَدَ زَهْرَكَ. Senin belini ağırlayıp büken o yükü indirmedik mi diyor. Öyleyse فَيْزَا فَرَغْتَ فَيْزَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Daima her zorlukla beraber bir kolaylık vardı. فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Her zorlukla bir kolaylık vardı. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ. Boşandığın zaman وَاِلَى رَبِّكَ فَرَغَى. Rabbine kalk yürü. Allah-u Teala bu ayet-i kerimelerin faziletine bizleri nail eylesin inşallah. Emin abi sen hep birinci bölümü kapatmadan Mustafa Çevik, İrem Özbey, Rahmi Koman, Semra Doğan, Nuray Kızıltaş, Seyfettin Öztürk, Cihan Ertaş, Gülhan Özlü. Bunlar evet. Seydam'dan dua istiyorlar. Zaten Seydam sonunda hepimize birlikte duacak. Evet. Ama Allah'a şükürler olsun. Evet. On binlerce insan şu anda Seydam'ı izliyor. Elhamdülillah. Evet. Çok güzel bir program olacak. İnşallah evet. Daha devam Allah'ın var. İzniyle. Tabii. Biz inşallah bir ara verdikten sonra yine devam edeceğiz. İzleyicilerimiz bizden ayrılmasın. Evet. İnşallah Seydam'ın zamanı olursa biz de kendisine buradan inşallah söylüyoruz. Evet. İnşallah bizi kırmaz, birkaç program yine beraber yaparız. Zaman zaman Seyda Müsait oldukça Müsait. Onun müritleriyle, onu i̇nşallah. Sevenlerle buluşmak. Söz vermeden inşallah. Biz burada söylüyoruz. Evet, bir kısa aradan sonra inşallah yine Saadet Deren programımız bütün hızıyla, enerjisiyle Seyda'nın fazilet inşallah bereketli devam edecektir. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu daimen ebeda. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Bu üç aylar Recep ve Şaban ayları üncü aylardır. Bu ayları iyi değerlendirmek lazım. Seyyide Hazretleri bu konuda zaten bu fazileti anlatmıştır. Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban ayı ise Hazreti Peygamber buyuruyor benim ayımdır. Ramazan ayı ise benim ümmetimin ayıdır. Bu aylarda değerli gönül dostlarım sıkça Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin yapmış olduğu duayı tekrarlayalım. Allah Resulü şöyle dua ederdi. Allahümme barik lana fi recebe ve şaban ve belligna ramadan. Ya Rabbi Recep ve Şaban aylarını bizim için hayırlı kıl ve bizleri sağlıkla afiyetle Ramazan ayına ulaştır. Cenab-ı Erhamer Rahim'in bu duayı hepimizin hakkında kabule şayan buyursun diyoruz. Değerli gönül dostlarım, ikinci bölümümüzde de
canlı telefon bağlantılarını almıyoruz. Daha çok Seyyidi Hazretlerinin ilminde inşallah istifade etmeye gayret edeceğiz. Göndermiş olduğunuz mesajları da yine Atıf Hocam Seyyidi Hazretlerine iletiyor. Bu arada imkan dahilinde o mesajları da Seyyidi Hazretlerine sorup inşallah iletip ondan da cevap almaya gayret edeceğiz. Bu ikinci bölümde de hocam siz evet, isterseniz ben Seyyidam'ın ellerinden öperek soru soracağım ama başlayayım. Bu arada Kars'tan Gürbüz Çapık ve bütün aile Seyyidayı müritleri yine İstanbul'da Güven Özbey ve ailesi Seyda'dan özel dua istiyorlar. Seyda'nın bütün müritlere selamları var. Evet, izleyenler. Son bölümde inşallah kapanışı bu gecenin anlamıyla ilgili bir dua ile Seyda inşallah dua ile bitirecek. Dolayısıyla izleyicilerimiz de beklesinler. Evet. Hep beraber televizyon başında da diyelim. Duaya amin demek yoksa gerekiyor. Yoksa marum olurlar. Evet. Seyda Esulam, siz tarikatla ilmi hep birlikte bütün hayatınız boyunca götürdünüz. Allah'a şükürler olsun. Bu İslam dünyası için büyük bir nimet. Yani siz neyi bize emrettiyseniz ayet ve hadis mucibince. Ve ben sizin şahidinizim. Bir kere de yaptığınız bir konuşmada dediniz ki ben şeyhiniz olarak denizin üzerinde yürüsem ayaklarımın altı ıslanmasa ayet ve hadise ters düşüyorsa beni uyarın diye de kendiniz bize emrettiniz. Özellikle tarikat. Evet, evet. Mürşidimiz olarak Seyda, evet. Bizi bunu bize nasıl açıklarsınız? Evet. Tarikatla ilgili birkaç ayet-i kerime okumak istiyorum. Birinci ayet-i celilede Estaiz billah. Kunu ma'as-sadiqin. Bu ayet-i kerime tarikatla evet. ilgilidir. Siz olun, sadıklarla beraber olun, siddiklerle beraber olun. Siddiklerin reisi kimdir? Ebu Bekir Siddik'tir. Mürşidlerin reisi kimdir? Ebu Bekir Siddik'tir. Velilerin reisi kimdir? Ebu Bekir Siddik'tir. Tarikat-ı Nakşibendi kimden nokta bulur? Ebu Bekir Siddik'te. Ebu Bekir Siddik'ten kimden almış? Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e almıştır. İşte Ebu Bekir Siddik radiyallahu ta'ala anı o zümrelerine Cenab-ı Hak ve Zeyda ve Sezeyi de ilhak eylesin. Seyyidi Hazretleri müsaade ederse ben bu arada bir soru sormak istiyorum. Evet. Çünkü Seyyidi Hazretleri şöyle demişti, eğer yanlış hatırlamıyorsam, ben ders almadan önce Hazreti Ebubekir'i hiç rüyamda görmedim. Ama dersimi aldıktan sonra rüyada Seyyidi bir onu anlatırsanız izleyicim Hazreti Ebubekir deyince bağlantının ne kadar sadık olduğu da orada anlaşılıyor. Evet. İzleyicilerimiz de buradan istifade etsinler yani. Vallahi söylemezdim ama bi ni'meti rabbike fe hadis kısmından olsun söylerim. Evet, evet. Biz de o kısımdan izliyoruz. Evet. 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 Hasım Kifrevi Şia'ya geldi. Ben 20 yaşındaydım. Ahtam'a geldi. Ve bana dedi ki gel tevbe istiğfar al benden ders al. Bir Müslüman da gelip senden ders alırsa aynı o şekilde onlara ders verirsin. Ben o zaman dedim kurban ben ders alırım, tevbe ederim, istiğfar ederim senden. Fakat ben böyle şeye layık görmüyorum kendimi ya şey beni müsaade et affedersen. O da dedi hayır ben sana nasıl ders verdiğimse sen de aynı o şekilde bir Müslüman, bir kadın, bir erkek senin yanına gelirse, tevbe isterse, istifa ise sen de onlara ders ver. Aynen benim elimi şu şekilde tuttu. Sonra El-Fatiha dedi. Tekrar söyledi. Elimi tuttu ikinci kez. El-Fatiha dedi. Ondan sonra Hazreti Şeyh Kasım Efendi'yi yolcu ettik. Ertesi gece ben rüyamda kendimi Medine-i Münevver'de gördüm rüyamda. Maşallah. Ravda-i Mutahhere'de. Halbuki o sırada ben oradan hacdan dönmüştüm. İlk hacimi yapmıştım. Orada o rüyayı görmemiştim. Baktım ki bir el uzandı. Dedi ki, baktım ki el Ebu Bekir Siddik'in elidir. Radiyallahu anh. Dedi, elini ver tevbe et. Ben dedim ben tevbe ettim. Şimdi bir daha dedi ben onun elini de tuttu. Elhamdülillah. Artık ne demiş size Allah Teala. İşte Seyyidi Hazretleri buyurdu ya evet. Dedi hepsinin reisi Ebu Bekir Siddik'tir. Orada da irtibat işte oraya, irtibat oraya evet. gidiyor. Ve konu ma'as-sadıkın sadıklarla beraber. Bu ayeti kerime rabiteye işaret ediyor. Tesavvufta en büyük hedef rabitedir. Evet. İşte diyor kunu ma'as-sadiqin. Rabitenin tabii ki manası çoktur. Fakat kısaca yan hıyalen kendinizi o müşridin yanında meclisten görürsünüz. Ve hıyalen veyahut da onun suretini böyle önüne getireceksin. Hatta Hazreti Peygamber devamlı şekilde her daima Hazreti Ebu Bekir Siddik'le beraber idi. Bazen kadai hacette otururken gene Resulullah karşısına çıkıyordu tabii. Rabite. İşte dedi ki ya Resulallah ben o zaman utanıyorum. O zaman görülmesen iyi olur. O zaman görülmedi Resulullah. Demek ki rabite öyledir. Kunu me'as-sadiqin. Sadıklarla beraber olun. Vebtegû ileyhi el-vesilete. İkinci ayet-i kerime. Evet. Daima Cenab-ı Allah'a
yakın olmak için, vasıl olmak için, kavuşmak için vesileyi tevessül eder. Nitekim hocanın su buyurduğu gibi Hazreti Peygamber Hazreti Abbas'a tevessül etti. Onun elini kaldırdı. İlahi ya Rabbi bi hakkı ammi nebike Abbas eskina gaysen muğisa ya Rabbi. Bu amca Abbas'ın hakkı için, hürmeti için bize yağmur yağdı. Allah o dua ile bize yağmur yağdırsın memleketimize inşallah. Elhamdülillah. Memleketini şenlendirsin inşallah. Onun için vettegû ileyhi el vesîlete bu ayeti kerime de tarikata işarettir. Çünkü قال الرسول عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين. Sünnet ne demektir? Tarikat demektir. Hasan-ı Basri'nin mürşidi kim idi? Hazreti Ali idi. Hazreti Ebubekir Sıddık'ın mürşidi kim idi? Hazreti Peygamber idi. Yani bakın şeriatla ne midari, tarikatla ne midari. Tarikatla ne midari, hakikatla ne midari. Sadi Şirazi mi diyorsun? Sadi Şirazi. Bir insan şeriatı bilmezse tarikatı da bilmez. Bilmez. Tarikatı bilmezse hakikati de bilmez. Mesela Şeyh Ebu'l-Hasen-i Şazeli Hazretleri, o da evlad-ı seyyiddir. O da tarikat-ı Şazeli'nin müessesidir, piridir. Şeyh Ebu'l-Hasen-i Şazeli bir insanı tarikatına alırken, oğlum diyordu, namazını kıl, orucunu tut, ondan sonra bizim tarikatımıza gir diyordu. Ebu'l-Hasen-i Şazeli büyük bir zattı. Onun bir müridi devamlı olarak ona tevessül ediyor, imdad istiyordu. Ve bir gece Hazreti Peygamber'i rüyasından gördü. Ya Resulallah, sen benden darılmıyorsun. Ben daima Ebu'l-Hasen-i Şazeli'den imdad istiyorum. Benden darılmıyorsun. Tebessüm etti Peygamber. El veledu cüz'ün minel validi. Veled da babasının bir parçasıydı. Ha benden imdad istedin, ha ondan. Hiç fark etmez. Ebu'l-Hasen-i Şazeli. Demek önce oğlum namazını kıl, orucunu tut. Ondan sonra bizim tarikatımıza gir. Tarikatımıza gir. Tarikat ondan sonra insan hakikate ulaşır. Mesela şeriat ağacın kökü gibidir. Tarikat da o dallardır. 12 tarikat vardır. Hakikat da o dalların başındaki semereleridir. Yani şeriat ağacıyla tarikata girecek. Tarikat da mesela o hakikate ulaşacak. Oradan olmasa ulaşamaz. Tabii yani. Sefine gibidir şeriat. Tarikat da deniz gibidir. Evet. Hakikat da denizi içindeki mücevheratlar gibidir. Yani böyle şeriat da insan tarikata gemiyle denize dalar, denizdeki de hakikati alabilirler. Onun için şeriatı bilmeyen tarikatı da bilmez, tarikatı bilmeyen de hakikati de bilmez. Şeriat nedir? Tarikatın ta kendisidir. Evet. Tarikat nedir? Şeriatın ta kendisidir. Hiçbir zaman şeriat tarikattan ayrı düşünülmez. Şeriatın esası temeli iki şeydir. Birisi Kur'an, diğeri sünnet-i seniyedir. Tarikat da onlarla amel etmektir. Evet. Hiçbir zaman tarikat şeriatın ayrı düşünülmez. Şeriat da tarikattan ayrı düşünülmez. Yani demek ki şeriatla amel edersin, o tarikat olur. O zaman hakikate ulaşırsın. Allah bizi şeriattan, tarikattan, hakikatten ayırmasın inşallah. Amin inşallah. Bakın Resulullah diyor ki aleyküm bi sünneti ve sünneti hulefai raşidin diyor. Onlardan ayrılmayın. Femen temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru miyetü şehir. İşte tarikatla ilgili. Kim benim sünnetime temessük ederse onun için 100 şehidin sahabi vardı. Bize bir şehidin sahabi de yeterliydi. Evet. Hani ahiri zamanda benim ümmetim fesada gidecek. O fitne, fesat, o şiddet, o günahlar içerisinden kim o zaman benim sünnetime temessük ederse inşallah onun için 100 şehidin sahabi olacaktı. Elhamdülillah. Evet. Kim benim sünnetimi yaşarsa cennette de benimle beraber olacak. Şeyh Ebu'l-Hasen-i Basri onun şeyhi Hazreti Ali idi. Ebu Yezid-i Bestami'nin şeyhi Cafer-i Sadık. Cafer-i Sadık Kasım bin Muhammed bin Ebek Sıddık. Kasım bin Muhammed bin Ebek Sıddık Selman-ı Farisi. Selman-ı Farisi gene Sıddık-ı Ekber'den ders almıştı. Bakın karşıda büyük okunuz. Seyyidina ve senedina ve ruhuna feda Ebu'l-Hasen-i Karkani. Şeyh Ebu'l-Hasen-i Karkani kadasallahu sırrı Ali. Allah ruhi teyibesi şu meclise haberdar eylese. Ben onun aşıkıyım, ona kurban olayım. Seyyidimizin ne kadar çok bağlı sevdiğim olduğunu biliyoruz. Evet. Tabii ki bakın Şah-ı Nakşibe, Cüneydi Bağdadi, Şeyh Abdülkadir Geylani'nin şeyhinin şeyhi Cüneydi Bağdadi ve Ahmed-i Rıfai, Ahmed-i Bedevi, Mevlana Celaleddin Rumi, Ahşemseddin-i Tebrizi, Hicibaren Müvali. Onlar diyorlar ki bizim pazarımızda satılan meta ise Şeyh Ebu'l-Hasen-i Karkani'den aldığımız metanın ta kendisidir. Orada yani füyüzatlarını, kerametlerini, maneviyatlarını o okunuştan almışlar. O da Ebayezid-i Bestami'den.
O altıncı halkadır. O da Cafer-i Sadık, o da Kasım bin Muhammed bin Elbis'dir. Evet. O da Selman-ı Farisi'den, Selman-ı Farisi Siddiq-i Ekber'den almışlardır. İşte bu tarikat öyle devam ediyor, gidiyor. Ta Hazreti ve Hazreti Ebubekir Siddiq'e uğraşan nakşi tarikatlar var ya, evet. Kıyamete kadar devam edecek. İnşallah. La tezalu taifetun min ümmeti alel hak hatta tekumel kıyame. Benim ümmetimden bir taife hak üzerinde olacaklar ta kıyamet kopuncaya yani kadar. O zamana kadar da devam edecek. Nasıl ki Kur'an'ın hükmü daimidir kıyamete kadar, tarikat da aynı onunla beraber daim olacaktır inşallah. Allah razı olsun Sayın. Çok daha net şimdi öğrendik değil mi? Evet. Hep tabii, yanındayız ama evet. Sayın biz de izleyicilerimiz bu program kadar çok feyizli bereketli tabii, oluyor elhamdülillah. Şeriatın yaşanmasının diğer adı tarikat olduğunu tarikat. Daha net anladık Seyidem'le. Emin abi Seyidem bir soluklanır. Evet. Ben size bir soru sorarım arkasında siz Seyda ile devam edersiniz. Tamam, inşallah. Siz bizzat Seyidem'in halifesisiniz. Onu Seyidem'e soracağım ama siz bizzat oğlu olmanın yanında da talebesiydiniz evet. Medresede. Seyidem medrese eğitimini ta o bahsettiği ilk yıllardan itibaren bugüne evet. Halen de zaten fiilen evet. Siz ilan da ettiniz. Burada evet. Atapark'ta medresesi devam ediyor. Evet. Sizden biraz dinleyelim. Ben dünyaya gelmeden önce Seyyid-i Hazretleri icazetini alır almaz Akdam köyüne gelir ve ilk yaptığı iş bir medreseyi inşa ettirmek. Bir yeri bulup bir evi bulup orada medreseyi inşa ettirmiş. Bana anlatılan benim bildiğim kadarıyla. Tabii ki Seyyid-i Hazretleri yaklaşık yani 50 sene önce, bu yani 50-55 sene civarında vardır, oluyor. 61'de başladı. 61'den itibaren dolayısıyla yani 54 sene önce, 54 sene. Ben 66'lıyım. Seyyid-i Hazretleri medreseyi kuruyor ve orada talebeleri okutmaya başlıyor. Burada noktalı, evet. Benim medresem de Akdam köyünün sağ tarafında, bir köyün dışında bir şeydi ya. Evet. Bir binaydı. Kasir üzerinde, evet. Kasir ve kilim üzerinde 30 sene devam etti. Elhamdülillah. Yani hakikaten çok zor şartlarla Seyyid-i Hazretleri orada o tedrisatı yaptı. Bizim bazı hocalar öyle diyor, medresede mezun olanlar. Diyor Seyyid-i Hazretleri sabah namazını gider camide kılar. Kendisi de Diyanet İşleri Başkanlığı'nda İmam Hatip olarak görevini idame ettirmiştir. Yaklaşık 35 küsür sene de Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bünyesinde de imamlığı da tedrisatı da beraber gidermiş. Geçiören'den emekli ayrıldım. En son işte. Ankara Geçiören'de emekli oluyor. Seni de Hüseyin abi de burada zikretmiş olayım Hüseyin abi. Evet. Bizim Kağızman Merkez Cami İmamı. İkinizin de İmam Hatip Lisesi okumanızı ve imam olmanızı istedi Seyyid. Evet. Zaten hepsinin imam olmasını, hepsinin alim olmasını evet. istiyor. Son kardeşimiz Muhammed İbrahim de şu anda yine Seyyid-i Hazretleri'nin yanında. Hem üniversiteyi okudu hem de Seyyid-i Hazretleri'nin yanında şu anda tedrisatını yapıyor. Ve Suyuti okuyor. İnşallah o da alim olacak İnşallah yani. Ya. Çok da hizmet ediyor Seyyid'e. Seyyid-i Hazretleri'ne çok da hizmet ediyor. Allah ona da uzun ömürler versin bu arada. İzleyenlere de inşallah. Seyyid-i Hazretleri tabi bu zor koşullar içerisinde şunu ifade etmek istiyorum. O talebeler diyor Seyyid'e sabah namazını kılar kılmaz gelir. O zaman gaz lambası vardı Atıf Hoca. Ben de okuduğum için daha sonraları yani. Orayı biraz anlatmanı istiyorum. Evet. Gaz lambasını getirip böyle ortaya koyardı Seyyid-i Hazretleri. Daha aydınlık olmamış. Talebelerin hemen bir ikisini gel buraya derdi. Onlar başlar diğer abdest alırdı. Namazı hazırlık yapıyorlardı. Sırayla teker teker bütün o talebeler. Yani böyle Seyyid-i Hazretleri adeti değil. Toplu halde ders vermezdi. 15-20 kişiye bir defada verim kalkayım yok. Her talebeye ayrı ayrı neyi okuyor? Sarf mı okuyor, nahif mi okuyor, tefsir mi okuyor, hadis mi okuyor? Kaç kitap okuyorsa üst üste koyar, gelir Seyyid-i Hazretleri'nin yanında diz çöker ve o derslerini teker teker Seyyid'e okur. O tekrar gider, başkası gelir. Akşama kadar sadece farz namazların dışında hiçbir ara vermeden Seyyid-i Hazretleri yıllar boyunca bu şekilde bu tedrisatı yaptı. O öğrenciler de zor şartlarla evet, ders aldılar. Özellikle ratıp nasıl toplanıyordu? Ratıp da şöyle, Allah Akdamlılardan razı olsun. Amin. Hakikaten Akdam köyü biz deyince, Akdam deyince hepimiz hemen bir duygulanıyoruz. Ana, baba, evet. Çocuklar, herkes. Şimdi öyle annem abi. Dört gözle ben ne zaman yaylaya, ben ne zaman Akdam'a yine akşam yine onu konuşuruz. Hakikaten Akdam halkı da çok mütevazi, bize karşı çok saygılı. 7'den 77'ye yaşlıları bizi görünce biz Seyda'nın çocukları olduğumuz için hemen ayağa kalkar saygı hürmet gösterirler. Çok böyle mütevazi, saygı ve cömert, sehi insanlar. Bir talebe bir kapıyı çaldığı zaman o Akdamlılar yastığını paylaşmış, yorganını paylaşmış, döşeğini paylaşmış, ekmeğini paylaşmış. Talebeler köyün 4-5 mahallesi vardı.
üçer dörder kişi toplanır. Bunlar çubuklarını alır giderdi. Tabi ah bir köpekler de var ya. Onlar da mücadele ediyordu. Bu da bir yandan da kapıyı çalıyor. Seyyidi Hazretleri asla kapıya bakmayacaksınız. Sırtınızı döneceksiniz. Kapıyı çaldıktan sonra çalar döner bekler talebe. Bu evde yemek pişirmişse bir kap. Yemek koyulur bir ekmek üzerine getirir eline verir. Veya yoksa lor koyar veya yağ koyardı. Ve 4-5 kaç ev düşmüşse o talebelere hep beraber gezer o kapıları çalar. Bu şekilde o ekmeği toplar getirirler. Hepsi mahallelerde geldikten sonra akşam sofra kurulur. O yemekler dizilir. Dizilir kaç tane talebe var diyelim. 30-40 tane talebe var Seyyidi Hazretleri'nin. Kura diye bir şey vardı. Kura yapılırdı. Ondan sonra diyelim mesela Atıf hocam bir sayı tut diyor. 30 dedin. Ben bir sayı tutuyorum 10. 10 ne yapar? 20, 30'u eklediğin zaman ne yapar? 50. Oradan başlar, sayar gelir. Hangisi kurada çıkarsa ilk o istediği yemeği alıyor. Ondan sonra ikinci sırayla bütün bu talebeler bu şekilde o yemekten istifade eder. Birbirlerinin hakkına geçmezler. Ve bazen sabahleyin ekmek bulunmazdı. Yağı kızartırlar, suya koyarlar ve o ekmeği ufaltırlar. Bütün talebeler bir kapta. Kaşır maşır yok. Herkes elini yıkar. Böyle elbisesini yukarı çeker hep beraber o lezzet o tatta şimdi hiçbir yemekte bulunmuyor. Biz yıllarca peki, bu talebeler tabii. Böyle bu medresede okullar Seyyidi Hazretleri böyle ders verdi. Işık yok. Yani bir gaz lambasını getirir akşam ortaya koyarlar bir odun kütüğünün üzerine. O 20 30 bazen 40 bazen 50 talebe hepsi etrafında böyle diz çöker. Sessiz bir şekilde bir iki saat yarın sabah Seyyidi Hazretleri'nin yanında hangi dersi alacaksa onun hazırlığını yapıyor, onun öncülüğünü yapıyor, çalışmasını yapar. Seyyidi Hazretleri yine sabah gelir, yine bu şekilde başlar ve yıllarca elhamdülillah Akdam köyünde Seyyidi Hazretleri bu tedrisatı yaptı. Daha sonra Kazman'da evin altında medreseyi inşa etti. Seyda Yayla Kazman'a geldi talebesi yanında. Seyda Yayla'ya gidiyor orada cami Kirsi inşa yaylası, etti. Evet. Akdam Yaylası. Akdam Yaylası. Yayla'ya gidiyor orada da cami inşa etmiş talebeler yanında. Ankara'ya gelmiş kışın talebeler yanında. Geçen sene İstanbul'a gitti talebeler yanında. Pendik'te. Talebesiz kalmaz. Doğru. Bir gün annem şöyle diyor. Hacdan gelmiş Seyda Hazretleri tabi teberrük getirdi diye o düşünce var. Torbalar ağır ağır olunca annem köşeye çekiyor. Ondan sonra ziyaret bitince millet gidiyor. Hele torbayı getirin. Getiriyor. Boşaltıyor kitap. Kitap. Bu nedir diyor. Hep kitap. Yani şunu demek istiyorum. Seyyidi evet. Hazretleri hayatı kitap, ilim elhamdülillah. Sen yani sorunu soracaksın hocam. İlim konusunda taviz vermez. Evet. Bu Akdam'la ilgili ben de Seyda ile bir anı yaşadım. Evet. 95'te Seyda ile biz aşağı yukarı 200 köyü gezdik. Sarıkamış, evet. Digor, Kazman tüm köyleri. 365 köy diyoruz yani evet. Kars'ın bütün ilçeleri. Yalnız var. Seyda bütün köylerde konuşurken biraz önce okuduğu ayetle başlardı. Evet. Kunu ma sadıkin. Oradan evet. Seyda'dan ezberledik. Evet. İkincisi gittiğimiz her köyde Seyda'nın talebesi çıkıyordu. Evet. Yalnız en önemlisi de Akdam'da konuşurken kendi tutamadı, ağladı. Onun yerine biz konuştuk. Yani Seyda kendine evet, gelinceye doğru. kadar. Doğru. Akdamları çok seviyor. Akdam'ı biz çok şimdi seviyoruz. Siz buyurun Seyda'ya sorun. Seydam devam etsin. Inşallah. Evet. Seydam tabii yine biz Hatemül Enbiya konusunu sorduk. Bir de şunu sormak istiyoruz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam için Cenab-ı Hak hadisi kuside levlâke levlâk lemme halaktu eflak. Bu hadisin anlamını, mahiyetini, sırrını bize ve seyircilerimize izah eder misiniz? Bu konuyu i̇nşallah. Sizden dinlemek istiyoruz inşallah. İnşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halki Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmain. Kale Allahu subhanehu ve teala fi hadisi kudsiye levlâke levlâke lemâ halaktul eflâke. Tabi bu hadis diyor mevdudur ama ittifak-ı muhaddisin hepsi demişe bunun manası sahidir. Levlâke levlâke lemâ halaktul eflâke ya Habibi Muhammed. Eğer sen olmasaydın ne dünyayı, ne ahireti, ne cenneti, ne cehennemi, ne arşu kürsü lehu kalemin, ne de 18 bin alemi yaratmazdın. Bütün bu kainatı Hazreti Muhammed'in hatırı için yarattım. Lema aradallahu subhanahu ve teala ibraze nebihi ve safiyyi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem minel adem ile vücud. Vakta ki Cenab-ı Allah Hazreti Peygamber'in, Hazreti Aleyhisselatü Vesselam'ın yoklukta varlığını istediği zaman ne yaptı? اَخَذَ قَبْدَةً مِنْ نُورِهِ Cenab-ı Allah bir nur halketti. وَقَالَ كُونِي حَب۪يبِ اَحْمَدَا وَمُحَمَّدَا O nure dedi, benim Habibim Ahmet ve Muhammed ol. Aleyhisselatü Vesselam. Ve o nuri Muhammediye sallallahu aleyhi ve sellem
Ba'de vatifi kandili, bir kandile koydu ve o Nuri Muhammediye 624 bin sene orada tesbih etti. Subhanallah. O Nuri Muhammediye. Daha ne yer ne gök hiçbir kainat var yaratılmamıştır. Sümme halakallahu lizalike nurel mübarek esna aşere hicaben. Sonra Cenab-ı Allah o Nuri Muhammediye 14 manevi perde yarattı, halk etti. O mübarek perdelerin isimleri, işte o perdelerin isimleri kudret, tazim, minnet, merhamet, saadet, keramet, menzilet, hidayet, nübüvvet, rufate, taate ve şefaat perdeleri. Bu manevi perdelerin arkasına koydu o Nuri Muhammed'e, o perdelerin arkasında çeşit çeşit Cenab-ı Hakk'a tesbih etti. O Nuri Muhammediye. Maşallah. Sümme elka zalike nure fi erbaati biharın. Daha sonra Cenab-ı Allah o nuru dört denize attı. Behrül nesed, behrül ma'rifet, behrül kuddet, behrül irfan, behrül ma'rifet. Yani nesed, yardım denizi ve merhamet denizi ve kudret ve irfan denizine attı. O deniz bu denizlerden değildir. O maddi eseriye manevi denizlere attı. Evet. Oysa bu denize daha ortada yok. Bir şey yok. Ve vakte hurucu min behril marifeti, o Nuri Muhammed'e marifet denizinden çıkarken evet. Sekete minhu katarat ve miyetin ve elfin ve erbaat ve aşun katrata. O damladan, o damladı ondan 124 bin katre. Her bir katreden, bir damladan bir peygamberi halketti Cenab-ı Allah. Evet, daha sonra o Nuri Muhammed'e meşhur ona o nurundan Cenab-ı Allah halaka min nuri meşhur nuru nebine cevhereten. Cenab-ı Hak o nurdan bir cevher yarattı. Evet. Ve nezere ileyha feşakka nisseyn. O cevhere nezer buyurdu Cenab-ı Hak. İkiye bölündü. Daha sonra nezere ile nisfil evveli bin nezile heybet ve ile sani bin nezile şefkat. Birinci nisfine heybet nezeriyle baktı. O harekete geçti. Evet, fukur fukur kaynadı ve o denizden bir kısmı küfük oldu, diğeri de duhan oldu. Evet. Cenab-ı Allah o küfükten yeri yarattı, o duhanda da gökleri yarattı. Böylece netice gökleri Muhammediye'den yaratıldı. Ve sâre vel mirâdü behene el anâsiri el be'ed diyor tabi ki. Ve alel behri zübed ve duhanı fe duhanı sema'un. Kema kalallahu teala ayet-i kerimede buyurduğu gibi huvellezi halaka lekum ma fil erdi cemi'a sümme seva ile sema'i fe sevahane sebe sema'u. Cenab-ı Allah gökleri ve yeri yarattı ve ondaki her şeyi yarattı ve ondan sonra halakallahu subhanehu ve teala İnnallâh halakâ semâvâ ve mâ beyn fî sitte, altı günde hepsini bitirdi. İnnâ halaknâ semâvâti vel erde fî sitte eyyâm. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, biz yeri ve gökleri altı günde yarattık. İki günde Cenab-ı Hak denizleri, nehirleri, çeşmeleri yarattı. İki günde de Cenab-ı Hak işte dağları, ormanları yarattı. Dört, iki günde de gökleri yarattı. Evet, altı. İnnâ halaknâ semâvâti vel erde fî sitte eyyâm. وَمَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْسُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ اللّٰهُ مِنْ نِسُ الْآخِرِ İkinci kısmında da o cevherden Cenab-ı Hak dört şey yarattı. Arş, kürsi, levh, kalem. Bunların yaratılışına da iman etmek gerekiyor. Vacibdir. Bunlara iman etmek lazımdır. Cenab-ı Allah arşı yarattı. Göklerden daha geniş, daha büyüktür. Nurdan yarattı. Ondan sonra Cenab-ı Hak arştan sonra kürsi yarattı. Kürsi de arştan büyüktür. Ve Cenab-ı Allah kürsünün üzerinden levh-i yarattı. Levh de kürsiden büyüktür. Cenab-ı Allah bir de kalemi yarattı. Kalem de levh'den büyüktür. Kalem, üç kalem vardır. Bir bu kalem ayrıdır. Bir kalem Cenab-ı Allah'ın kudret eliyle yaratılmış ve ona dedi ki öktüv, yaz dedi. Ma ektub ya Rab, kâle ektub la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bir kalem de Kur'an-ı Azimşan levh-i mehfuzdan sema dünyasına inerken melekeler tarafından yazıldı. O kalem de melekelerin kalemi. Mürekkepleri de işte şeyden aldılar. Efendim Necim şeyden.
Estelkadan yani aldı. Yıldızlardan. Yıldızlardan aldı. Bir kalem de şimdi insanın elindeki kalemdir. Kalem, evet. Onu da yazıyorlar. Üç çeşit kalem var. Kalem var. Ama anlatabildim mi? Evet. Ha. İşte vel kalem fe ve cismin nuraniyen ve emere ve en yektübe ma kâne ve ma yekûne le yevme kıyâme. Kıyamete kadar ve olacak ve kıyamete olacak olan şeyleri ve olmuş olan her şeyi kalem kudretle yazıldı. Yani kıyamete kadar ne olacaksa her şey yazılmış, kaydedilmiş yani. Evet. Daha sonra lemme aradallah halka Adem aleyhisselam, Cenab-ı Allah Hazreti Adem'in varlığını dilerken o zaman emretti Cebrail aleyhisselama git. فَخُزْ قَبْدَةَ مِنْ بَيْدَا الْاَرْضِ مِنْ قَلْبِ الْاَرْضِ Kalbin, yerin kalbinden bir beyaz toprağa getir. وَاَمَرَ اَزَائِنْ اَنْ يَخُزَ قَبْدَةَ مِنْ قَبْرِ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمِنَ الْكَعْبَ Bir avuç toprak Kabe'den, bir de işte Resulullah'ın kabrinden ve diğer çeşitli topraklardan getirdi. İşte maise sebebiyle onu hamur haline getirdi. Cenab-ı Allah Hazreti Adem'e bir şekil, bir suret verdi. Yani Sevarallahu Subhanehu ve Teala Hazreti Adem'e suret verdi. Kudret eliyle. Sonra Cenab-ı Allah ruh yarattı. فَاَوَّلُ مَا دَخَلَتُ الرُّحُ رَأْسَهُ İlk önce ruh onun başına girdi. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّحِ قُلْرُحُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ Emrillah. Ruhdan sorurlar. Sen de ki ruh Allah'ın emridir. Allah'tan başka hiç kimse ruhun mahiyetini bilemez. Ama ruh mehluktur. Ruhu yaratıyor. Bazı Hristiyanlar diyorlar ki Hazreti Peygamber'den sordular. Ama kâlallahu subhanehu ve teâlâ İsa ruhullah. Evet. Allah dememiş mi İsa ruhullah? Naam demişler. Ama hangi ruh? Öyleyse onlar dediler biz de Hazreti İsa diyoruz ki Allah'ın oğludur. Hadaki ruhullah denilmiş. Evet. Halbuki onlar Halik ile mehlukun arasındaki farkı bilemez. Evet. Halik yaratıcıdır, mehluk yaratılandır. Evet. Ruh da yaratılandır, mehluktur. Ruh Halik değil. Onlar zannediyor ki ruh da Allah'ın haşa parçasıdır, o da Halik'tir. Haşa ruh Halik değil. Ruh mehluktur. Mehluk. Bunlar Halik ile mehlukun arasındaki mekamini bilmiyorlar. Onun için İsa'ya diyor Allah'ın oğludur. Haşasına haşa. Ne İsa Allah'ın oğludur, ne Musa, ne da eşref-ül mehlukat Hazreti Muhammed Aynen. sallallahu aleyhi ve sellem onun oğlu olamaz. Kul huvallahu ehad, Allahu semed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Mesela tabii ki Yahudiler diyorlar ki Özeyr-ül İbnullah, Özeyr Allah'ın oğludur, haşa, haşa. Hristiyanlar diyorlar ki İsa İbnullah, İsa Allah'ın oğludur. Meleke, Arap müşrikleri de diyorlar ki Benatullah yani meleket Allah'ın kızlarıdırlar. Haşa ne onlar Allah'ın oğullarıdırlar ne de onlar. Çünkü bir grup Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiler ve dediler ki ya Resulallah bizim taptığımız batıl mebudlerimiz bunlardı. Elimizle yapıyoruz çamurdan, kireçten, şundan, yiyecekten, buradan, içecekten biz yapıyoruz. Senin mebudun nasıldır? İşte o zaman ayet-i kerime nazil oldu. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدِكْ يَا مُحَمَدِ Allah birdir, tekdir. Allahu semed, Cenab-ı Allah semedir. Hiçbir varlığa muhtaç değildir. Semed yani bütün kainat Hazreti Allah'a muhtaçtır. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ Ne doğmuş ne de doğulmuştur. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Cenab-ı Allah'ın dengi, eşi, neziri, emsali yoktur. لَيْسَ كَمِسْلِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Ne yerde ne gökte Allah'a benzeyecek hiçbir varlık yoktur. Vallahi vallahi bu kainatın temeli biliyor musun nedir? Neyin üzerinden kurulmuştur? Tabii bir binanın temeli olacaktır, arsası olacak, temel olacak. Bu kainatın temeli İhlas-ı Şerif'tir. Yani bütün kainat İhlas üzerinde bina edilmiştir. Ve diyor zaman diyor ki vallahi vallahi Cenab-ı Allah eğer bir an dahi kayyum ismiyle kainata bakmazsa kainat yok olup gidecektir. Evet. Allahu la ilahe illa huve el hayyul kayyum. Ebedi haydir, diridir ve kayyum da her şey onunla kaimdir. Şimdi Allah'ın nişanesi yoktur. Şadis Şizariz'den dediler ki Allah'tan bize vesvet. Dedi ki eze bir nişan çık o yedem. Onun nişanı her şey yoktur. Ne diyeceğiz? Yalnız biz Allah'ı sıfatıyla tanıyoruz. Vücud, kıdem, beka, muhalifetun hadis, kıyamu bi nefsi. Bu sıfat-ı ilahiyede bu sıfatla Allah'ı tanıyoruz. Vücud yani Allah var olmak. Kıdem Allah'ın varlığının evveli olmamak demektir. Beka Allah'ın varlığının suni olmamak derdi.
Kıyamı bir nefsi kendine kaimdir, hiçbir varlığa muhtaç değildir. Ve muhalifetin havadis. Havadis el alemu hadisun, lennem mutagayyirun. Ve kullu mutagayyirun hadisun, ileyse fel alemu hadisun. Alem değişiyor. Alem hadistir. Yani önceden yokmuş, sonra var olmuş. Ona hadis deniyor. Bütün kainat, bütün alem hadisi. Eni için bu canlı ve cansız her şeye alem denilmiştir. Alem mena ilamettir. Yani Allah'ın kendi sanana, Allah'ın varlığına ilamet olduğu için. Evet. Bir A harfi katıpsız olmaz. Bir A katıpsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz. Bir köy muhtarsız olmaz. Nihayet derece müntezem ve mürasa şu memleket nasıl hakimsiz olabilir? Elbette bunun sanayi vardır, bunun yaratıcısı vardır. Böylece evet. Seyyid Hazretleri, Bediüzzaman Saadi Nursi Hazretleri'nin de şeylerini işin içine katmış oldu. Risale-i Nur Hazretleri burada da Ankara'da da her akşam mutlaka talebeleri toplarlar. Beraberce hepsi Risale-i Nur'da muhakkak bir ders yaparlar. Yani. Dinlemeye devam edelim. Evet. Sümme nezelet aynehu, sonra gözüne indi o ruh. Gözü görmüş oldu fefserata. Sümme nezelet ila munhareyi, sonra Hazreti Adem'in burnuna indi o ruh. Feteneffese, o zaman aksirdi. Nefes adı aksirdi ve onun ağzına, eline, diline ve ağzına indi. Elhamdülillah dedi. İlk yani dedi. Ve kâle elhamdülillah. Allah-u Teala dedi, yerhamukallah. Onun için taatı. Hapşırınca da mutlaka elhamdülillah, yerhamukallah. Daha sonra onun göğsüne girdi. Daha sonra onun efendim bütün vücuduna, karnına yayıldı. Ta bütün vücuduna yayıldı o ruh. Daha sonra ilerik fati falan ma ammetu ruj bi cesedihi qama wa taharraka ayaha qahti hazreti adem hareket etti falan ma ammetu ruh bi cesedihi ca ibn abbas da anlattığı gibi innen nebiy sallallahu aleyhi ve sellem kanat nuhu nuran falan ma khalaqallahu adem zalika nu işte alqa zalika nuru fi selfi hazreti ademi yarattıktan sonra o nuri muhammedi sülbüne attı. Sülbe-i Tahire'den sülbeye intikal ede ede ta Abdullah'ın sülbüne kadar geldi. Yani. Abdullah'ın sülbünde de rahmi madene geçti. Böyle bir regaib gecesinde Hazreti Amine onunla hamile oldu. Yani. Anlatabiliyor muyum? İşte o ruh o şekilde Hazreti Adem'den intikal etti. Hazreti Amine ve Hazreti Peygamber Aleyhisselam Mekke-i Mükerrem'de şimdi doğum evi vardı. Aynı doğduğu ev var ya şimdi her ayaktadır elhamdülillah. İnşallah kıyamete kadar da baki kalacak. Bazı Hristiyanlar mürhide onu yıkmak istediler ama yıkamazlar. İnşallah kıyamete kadar devam edecek. İnşallah. Ve orada 50 üzerinde düştü ve başı da kalktık bir şekilde ümmeti ya Rab dedi. Onun nuru bütün dünyaya yayıldı. Ta Busra Kasra köşeyi de onun nuruyla göründü. Allahu nuru semavati vel ard. Onun nuruyla Cenab-ı Hak nurlandırır. Fe inne nure şemsi vel kameri vel nücumi hulika min nuri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi güneşin, ayın, yıldızların nurları Hazreti Peygamber'in nurundan yaratılmıştır. Ve inne nure la ilahe illallah Muhammedun Resulü nurun hakikiyun. O gerçek ve hakiki bir nurdur. Ama inne nure şemsi vel kameri vel nucumi nurun mecazi. Onlar mecazi bir nurdur. Bu mecazi nurlar o nuri hakikada idmihlal olup gidecektir. Yani nuri Muhammed'i al nuruhum yes'a min beyni eylihim. İnşallah bir nurla kabre gideceğiz. İnşallah. O nurla haşre gideceğiz. İnşallah. O nuri Muhammed'e ile sırat kapısından geçeceğiz. Amin. Oradan cennete varıp ne ile cennet kapısı açacağız? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. O nurla inşallah. Rabbena etmim lena nurana diyeceğiz inşallah. Ulan şeyi söylediniz. Ve men iki eli üzerinde ümmeti. Ümmeti ya Rabbi, ümmetimi isterim, ümmeti isterim. Ve yine vefat ederken yine Hazreti Ali böyle kulağını yaklaştırdı onun mübarek kulağına. Dedi ki ümmeti ya Rabbi, ümmeti isterim. Yarın yine o mahşerin dehşetinden, ehvalinden her peygamber
Nefsi, nefsi diyecek, ya Rabbi nefsimi isterim, nefsimi isterim. Yine en büyük yüksek bir fedakarlığıyla, yine şefaatiyle ümmetin imdadına koşacak. Ve diyecek ki, ya Rabbi la eselüke nefsi, ben nefsimi istemem senden ya Rabbi. Ve la eselüke Fatimete Zehra, ben Fatime-i Zehra da istemem. Ve lel Hasene ve lel Hüseyine, Kerbela şehitleri de istemem ya Rabbi. Ve inni eselüke ümmeti, ya Rabbi ben ümmetimi isterim. Bakın, dikkat edin. İlk nazil olan ayet-i kerime İkra bismi rabbikellezî halak. Başla. Hiçbir din, hiçbir ideal, hiçbir sistem İslam dini kadar okumaya ehemmiyet vermemiştir. İlk nazil olan ayet-i kerime okuma ile ilgilidir. En son nazil olan ayet-i celle ise "Vettekû yevmen turcaûn fîhî ilallâh." Bu ayetle hatam bulmuştur. Bir günden korkunuz, o gün içerisinden Cenab-ı Hakk'a döneceksiniz. İşte o gün dehşeti bir gündür, o gün heybeti bir gündür. O günün dehşetinden, heybetinden bütün peygamberler Cenab-ı Hakk'a sığınarak nefsi nefsi diyecekler. Evet. Yine Resul-i Ekrem yine şefaatiyle imdadına koşacak. İnşallah. Esulam, birkaç tane isim okuyacağım. Size sorum olacak. Tek okuyacağım mesaj bütün kardeşlerim adına. Elazığ'dan Taylan Özdal Bey bizi izliyor. Bizim televizyonda program da yaptı Taylan Bey. Diyor ki buram buram ihlas ve takva kokuyor hocamın programı. Allah razı olsun. Hocamın ellerinden derin bir saygıyla öpüyorum. Allah razı olsun. Lütfen benim için de hocamdan dua isteyin diyor. İnşallah. Ve hayırlı kandiller bize diliyor. Teşekkür ederim. Bu arada Hakan kardeşimiz Rahmi Koman özellikle Sait Yıldız Bey kardeşim birkaç defa gönderdi. Oğuz Aydın. Ama benim de öğretmenim olan İsmail Köseli öğren. Evet. Hocam bugün iki defa beni aramıştı. Seyda'nın dizlerinin dibindeydik. Cevap veremedim. Evet. Şimdi bizi ikimizi Seyda ile beraber görünce bayağı sevinmiş. Biz de selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Kandilini tebrik ediyoruz hepsini, bütün kardeşlerim. Seyda'm, gönderilen sorular içerisinde benim de önemsediğim bir soru var. Siz Peygamber Efendimizin dünyaya gelmeden önce bütün lahv-ı mahfuzda ve bütün 7 kat semavat ve yerde ismini yazıldığını söyleyince bir üstadımız şeyi soruyor. Kaderin imanın bir konusu olmadığını söyleyen Türkiye'de yazar çizerler var. Allah Seydan Allah. Buna ne diyecek? Yani kader imanın şartlarından biri değildir diyenler var. Şimdi öyle çıkmış ortaya. Evet. Böyle fasit, batıl bir itikad, Müslümanların itikadını bozmak için ortaya çıkmışlardır. Hep yalan söylüyorlar. İnna kulle şeyin halaknâhu bi kaderin. Bakın ayet-i kerime diyor. Her şeyi takdirle bir yaratmışız. Kulle şeyin halaknâhu kaderle yaratmışız. Ve amentu billahi, amentu şerhüden geçiyor. Amentu billahi ve Cibril hadisi Seyda malumunuzdur. Cibril hadisinde amentuyu sorunca Allah'a imanın şartlarından birisi de Peygamberimiz en sonunda ne diyor? Amentu billahi ve melaiketihi ve kutubi ve resulü ve bil yevmi ve bil kaderi. Kader hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Bakın Tacil Usul'e baksınlar. Eğer diğer kitaplara bakamıyorsalar. Tacil Usul'de yazılıdır. 50 bin sene daha yer ve gök yaratılmadan önce herkesin kaderi yazılmıştır. Cenab-ı Hak 50 bin sene önce kader yazmıştır. Kim kadere iman getirmese o bu ümmetin mecusidir. Nasıl ki mecusiler ateşe tapıyorlar. Tabii, evet. Diyor benim ümmetimde öyle bir kısım gelecek ki onlar da bu ümmetin mecusisi olacaklar. Nasıl? Onlar kadere inanmayacak. Onlar kaderiye diyorlar. Yani kaderciler. Yani kaderle uğraşıyorlar. Kaderi inkar ediyor. Kaderi eleştiriyorlar. Bakın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı güzine ne diyor? Ve izâ zükirel kaderu feskutu. Kaderden bahsedildiği zaman hemen sükuta varın. فَاِنَّ الْقَدَرَ بَحْرٌ لَا تَلِجِّهِ Çünkü kader peygamber diyor. Bir denizdir. O denize giremezsin. Kayıkla denize girsen boğulup gideceksin. Evet. Bu küçük aklınızla siz o okyanusu, o kaderi ilahi, o manevi denizi üçülemezsiniz. Sadece siz iman edip işin içinden çıkacaksın. Amentu billahi eminem yer kederi. Amentu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve bil yevmil ahiri ve bil kaderi hayri ve şerri minallahi teala.
Allah'a, Allah'ın Resulüne, Allah'ın kitabına, Allah'ın peygamberlerine, Allah'ın melekelerine ve ahiret gününe öldükten sonra tekrar dirilmeye ve kadere inanmışız. Kim ki kadere inanmasa kafirdir, kafir-i billahdır. Demin yine akşam Risale-i Nur okuduk. Üstad Bediüzzaman diyor ki, bu imanın temelleri birbirinin tamamlayıcısıdır. Birbirinden katliyen ayrılmaz. Ne kader, ne imani bil kader, imani billah, imani bil meleke, imani bil resul, imani bil kitap, bunlar birbirinin tamamlayıcısıdır. Bir bütündür. Biri diğerinden ayrılamaz yani. Birbirinden ayrılması mümkün değildir. Allah'a iman edip de peygambere iman etmezse ne olur? Kafir olur. Melekelere iman edip kitaba iman etmezse yine kafir olur. Yani bir bütündür. Yani dinimiz اِنَّ الدِّينَ عَنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Gerçek din endi ilahiyede İslam dinidir. O din ki el-meb'usu bihi ruslus tefsiri celaleyinden diyor. Bütün peygamberler o dini İslam'la göndermişlerdir. Hazreti Peygamber'in, Musa'nın, İsa'nın, Adam'ın 124 bin peygamberin dinleri İslam dinidir. وَمَا كَانَ اِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَانِيَا وَلَاكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا Demek ki bütün peygamberlerin dinleri İslam dinidir. Bütün peygamberler bu İslam diniyle göndermişlerdir. Esasat-ı diniye vardır, teferruat-ı diniye vardır. Esasat-ı diniye bu dinin temelleri gibidir. Evet. Onlar hepsi bunlar üzerinde ittifak etmişler. Bütün evet. peygamberler. Bu davayı iman, iman davası var ya. İman evet. nedir? İmanla ilgili inşallah bir program yapacağız. El imanı aldık seyda. İman programı. Programın adı belli oldu iman. Evet. El imanu ikrarun bil lisan ve tasdikun bil cinan ve amelin bir erkan. Evet. İman diliyle tasdik etmek, kalbiyle ikrar, diliyle ikrar etmek, kalbiyle tasdik etmek, özürleriyle erkanlarıyla amel etmek. Yani iman odur. İman İman nedir? Mel imanu ya Rasul. Entümine billahi ve melaketi ve kursuri ve rüsri ve bil yamilahi ve bil kaderi. Yine diyor. Peygamber diyor da. Kadere Peygamber iman. Peygamber diyor ki sen kadere iman edeceksin. Allah'a, Allah'ın Resulüne, Allah'ın kitabına sen iman edeceksin. İnanmazsa kadere ben inanmıyorum dese vallahi kırkımızı kafir olur. Evet. Bütün evet. ulemaların ittifakıyla, İslam alimlerinin ittifakıyla kafir olur. Ama daima o kardeşlerimize diyoruz ki tevbe istiğfar etsin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah demeliyiz. Allah-u Teala bu inanç ve iman üzere inşallah yaşamayı, yaşatmayı, bu din-i mübine bu inançlar çerçevesinde hizmet etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Evet değerli günün dostlarım gerçekten bizim program çok hızlı zaman bakıyorum. Müthiş bir şekilde müthiş, takip ediyorlar maşallah. Evet. Yani özür dileyerek Seyda'mdan hani Emin abi dün izleyicilerimle paylaşıyorum. Dün beni arayıp emredince yarın Seyda kabul etti dedi. Evet. Ben önce korktum yani hani bir hazırlık Seyda ile oturmamız lazım sabah. Emin abiyi aradım. Sonra şu aklıma geldi. Seyda ki karar vermiş bizim haddimize mi? Bildiği yani ve Allah'a şükürler olsun mükemmel bir program oldu. Bütün Türkiye'de gelen mesajlar bu yönde. Mikail Kızılay kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Seyda'yı şu anda oturduğu yerden izliyor ve hakikaten duygusal bir ortam. Bizi izleyen bütün kardeşlerimize sevgimizi, muhabbetimizi gönderiyoruz. Regaib kandarına tebrik ediyoruz. Zamanımızın sonuna yaklaştık. Bir sorunuz vardı. Benim sorum var. Evet. Sizde var mı Emin ben, abi? Yok siz sorun siz, çünkü zaman peki, çok az kaldı. Ben bir iki tane soru soracağım. Evet. Seydam birincisi Emin abi maktumunuz, evladınız evet. ama sizin halifeniz. Evet. Bu ne anlama geliyor? Yani çünkü Emin abi kendisi de hem umre, hac, irşad burada evet. Ankara'da Allah'a şükürler olsun evet. siz evet. olmadığınız zaman da yani dernek, dergah sürekli açık ve devam ediyor. Vallahi başka meşayihler herkese vekalet veriyorlar. Okuyana okumayana, alime cahile herkese veriyorlar. Ama küfreyle değildi. Ancak alim olanlara vekalet veriyor. Evet. Bu da mesela 15 sene okudu ve tahsilini bitirdi, icazetini aldı. Ondan sonra baktım ki ben bu ehildir. Ve ona icazet verdim. Çünkü وَمَنْ اَمَّرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ Kim emri ma'ruf ve neyi münkeri emri ederse, bunun gibi vaz nasihat ederse فَوَ خَلِفَةُ اللّٰهِ وَخَلِفَةُ الْكِتَابِ وَخَلِفَةُ الرَّسُولِ فِي اَرْدِهِ Hem Allah'ın halifesidir, hem Peygamber'in halifesidir, hem de erdeki ise melekelerin halifesidir. İşte bunu da halife kıldım.
Dedim ki sen bu görevi yapıyorsun. Elhamdülillah. El emru bil ma'ruf ve neymil anker. Kabilsin ve alimsin elhamdülillah. Çünkü İmam-ı Şafii ve İmam-ı Hanifi diyor. Ve biz demiyoruz bir veliyiz, bir şuyuz. Biz velilerin kıtmiriyiz. Biz neciyiz, biz yokuz. Bizim kıymetimiz nedir? Ha? Biz velilerin kıtmirleriyiz. O kıtmir ki onları Ashab-ı Kehfi sevdi, o da onlarla beraber gitti. Biz onları seviyoruz. Seyyid Muhammed Alevi buraya geldiler, dediler ki Sultan-ı Evliya Seyyid Muhammed Alevi dediler. Şazeli sıfatı. Şazeli Seyyid Hazretleri'nin halifelik orada da almıştı. Orada yani. Da aldı. Orada yani. Da bana ders verdi. Şazeli'den büyük bir meşayih, büyük bir alim. İşte o Mekke-i Mükerrem'in Gavs kutuplerindendi. İşte o dedi demesin yani Sultan-ı Evliya ben de tercüme edeyim. Kendisi için yani buraya istemedi. Gelmişti yani Ankara'ya 5000 ziyaretçisi var idi. O da işte bizim bir vekilimiz vardı Allah razı olsun Kerim. Kerim hocam. Ona bir şiir okudu. Dedi Sultan-ı Evliya. Kerim Bey buradan. Sultan-ı Evliya. Evet. Sultan-ı Evliya Muhammed Alevi. Aynen. O da dedi bana dedi ki söylemezse. Dedi ki muhibbül evliya. Evliyaullah'ı sevendir. Yani aşağı evlan sultani değil. Vallahi dedi ente kutbül evliya ve ente gavs meke dedi. Dedik aramızda olsa onlar bilmez. O da gizli kalsın. Ama Seydam bunu Arapça söyledi. Yani Seydam kendisine diyor ki sen hem Mekke'nin hem de Medine'nin kutbusun. Kutbusun. Bu aramızda kalsın. O da Seyda tabii evet. İkimizin arasında kalsın. Onlar bilmezsin. Onlar bilmezsin dedi. Emin abi bir soru da sana. Evet. Biz 95'teki o seçimde nasıl ki rahmetli Menderes onu bitirmedim. Ha buyur Seyda. İşte, özür diliyorum. Elhamdülillah ona işte o vekaleti verdim. Ondan sonra halafet icazesi diye verdim elhamdülillah. Elhamdülillah. Şimdi benim halifemdir elhamdülillah. Elhamdülillah. Ben de Seyda'nın kıtmırıyım ya. Peki biz ona layık değiliz ama ne yapalım öyle. Bütün toplum hamdolsun Seydam size gösterdikleri ilgi, alaka, hürmet onu gösteriyor. Bir de başka bir şehir kendisi Nazam da onun halifesiydi. Orada da ders almıştır. Ha. Evet. İki yerde halifedir şükür. Allah. Evet elhamdülillah. Emin abi biz tıpkı rahmetli Menderes Şeyh Kasım Küfrevi Hazretlerinden istediği gibi evet. Nasıl ki siyasete girdiyse bir teşehhüt miktarı da olsa üstadımız, mürşidimiz Erbakan hocamızın hatrı için onunla beraber oldu. Evet. Ve o dönemde gezerken sadece Kars'ı söylüyorum. Gittiğimiz her köyde bir Seydan'ın bir talebesi ki bunlar da hepsi resmi imam olmuşlar. Evet. Yani. Onların da 30-40 talebesi var. Kimi ben Kars'ta şu kadar da, okudum, kimi bu kadar okudum dedi. Her köyde çıktı. İsmail yani. Hoca var, evet. Ali Haydar Hoca var. Şu anda medreseler. Hepsi. Hoca var, biraz ondan hoca. Bahsetmeni istiyorum. Tabi biz Seyda Hazretleri hakikaten karşımızda yani Doğu Anadolu bölgesinde büyük bir hizmet verdi. O medresede Ağrılı olsun, Muşlu olsun, Iğdırlı olsun, Karslı olsun, Ardahanlı olsun. O çevrede yani Düyanlar ta Erzincan, Erzurum'a kadar birçok talebesi oldu. Geldiler Seyda Hazretleri'nin yanında okundular. Seyda Hazretleri bu ilmi okuyup bitirenlere de icazet veriyordu. İcazeti vereceği zaman da bütün o çevre köylerini davet eder, hepsi gelir. Seyyid Hazretleri büyük bir ikramda da yani çok cömerttir. Bütün vasıflar diyebilirim Seyyid Hazretlerinden elhamdülillah mevcut. Cömertlik sıfatı çok ağır basıyor. İlim ve cömertlik. Evet. O cömertliğiyle de büyük bir ikramda bulunuyor ve bütün o memlekette ulaşabildiğimiz kişileri topluyor. Onlar da ikram yapmak suretiyle o talebelere bir de götürür özellikle mutlaka bir elbise konfeksiyona götürür özellikle siz de onu devam ettiriyorsunuz. Bir elbise evet siz de aynen bir elbise talebelere. Alır onu giydirir icazetini verir ve başını sarını sarar gönderirdi. Tabii ki Seyyid Hazretleri bunları özellikle yani bu ilmi daha da çok artırsınlar, çalışma yapsınlar, gayret etsinler. Ama o günkü koşullar hakikaten el vermedi. O talebelerin birçoğu İmam Hatip Lise mezunu olmadıkları için, diplomaları olmayınca 12 ilmi biliyor. Sarf ilmi, nahiv ilmi, tefsir, hadis ve fıkıh, kelam birçok ilminde mücehhez olan bu talebeler diploması olmadığı için mağdur kalıyorlardı. Bu sefer çift sürmeye gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Bu ilim de kalıyordu. Ama elhamdülillah bu sonda medrese eline ehl uzatıldı. Melek kadrosu çıktı. Melek kadrosu, evet. Hatta burada yetkililere yine sesleniyoruz. Bizi yöneten yöneticilerimize sesleniyoruz. Tabii. Hakikaten o Doğu ve Anadolu bölgesinde bu ilmi tahsil etmiş, evet. Medreseyi tahsil etmiş kardeşlerimize bir melek kadrosu hızla çıkmalı. Lisesi...
İmam en azından medrese mezunu bu tabii. Seydalarda mezun olan kardeşlerimize en az bir İmam Hatip mezunu kadar bir sayılıp diploma vallahi verilmesi. Mele şey çıktı. Benim 10 tane talebem gidi hiçbirisine icazet vermedi. Ha, bir de onları göreve almadılar. Anladım. Bundan da mağdur kaldık. Yani, ehil olmayanlar bu mele kadrosunda 10 tane icazetti. Benim taleplerim gittiler. Mele Sırmeri, Mele Nurettin, Abdurrahman, Mele onlar. 10 talebe gitti. Tek birisine verdiler. Doğru. Yani özellikle Emin abi ben üzerinde çalışıyoruz. Evet. Bunun İmam Hatip Lisesi denkliği verilmesi lazım. En azından. Bu dönemde. Evet. Seyda Masolam, sonuna mı geliyoruz? Sonuna geliyoruz. Tamam. Programımız hızla. Bir önemli konu var. O da 5 ay önce yani Ekim ayın sonunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan zat-ı haliniz başta olmak üzere Türkiye'deki alimlerimizin çoğunu buraya külliyeye davet etti. Sizinle bir gün boyunca istişarelerde bulundu. Sizi o konuda biraz dinlemek istiyoruz Seyda. Vallahi Allah Reisi Cumhurumuzdan 1000 defa razı olsun. O büyük ulemaları hepsi o mübarek külliyede topladı, bir araya getirdi. Bizimle 3-5 saat konuştu, sohbet etti, mütevazı bir şekilde. Yani sanki Reisi Cumhur değildi, bizim bir alim arkadaşımız gibi. Çıktı orada bir konuşma yaptı. Bir hadis, iki hadis-i şerife. Men ferakı feleyse minne bu hadise başladı. Kim tefrika yapsa bize deydi. Men la yerham la yurham bu hadisi okudu. Bir de ayet-i kerime geçende okudu. La tahsen inallaha ma'ana. Hazreti Ebu Bekir Siddik'in mağarada okuduğu, peygamber ona okudu, ayet-i kerimeyi okudu. Ve dedi ki la tahsen inallaha ma'ana. Allah bizimle beraberdi. Sen korkma, çekinme dedi. Ve orada da buna kaçak saray diyorlar. Ben de buna nurlu saray diyorum. Neden? Çünkü onun içinde öyle mescid yapmış ki 1000 kişi orada namaz kılabilir. Biz kendimiz de orada kaldık. O, evet. O külliyede. Külliyenin yanında da bir cami yapmış Fatih Mescidi gibi. Millet o, Mescidi. Millet Mescidi. O cami de Millet Mescidi'ydi. O külliyenin yanında. Ha, külliye o cami de aynı nurunu o şeyin üzerinde istila etmiştir. O nurlu bir külliye. O külliye inşallah istişare yeri olacak. Müslümanlara, insanlara faydalı kararlar orada çıkacaklardı inşallah. Allah kendisinden razı olsun. Yani artık öyle bir şeyde ikramda bulundu ki artık anlatılmaz bir şekilde. Orada güzel konuşmalar yapıldı. Biz ekseriyetle böyle birlik ve beraberlik ve barış üzerinden durduk. Ayet-i kerimeleri okuyarak, hadis-i şerifeyi okuyarak onun yanında böyle serbest konuşurduk. Bir zaman ben kazmana bile takayımla gelemiyordum korkumuzda. Evet. Biz şapka giyip ondan sonra kazmana geliyorduk. Cübbemizle böyle o alimler, ulemalar, fudelalar hepsi gelmiş. Cübbeleriyle, güzel sakalleriyle, ondan sonra o konuşmalarıyla orada serbestse biz oraya girdik. O saraya, mübarek saraya. Cenab-ı Allah mübarek kılsın. Ona da ve size de bütün bu millete de mübarek kılsın inşallah. Orada çok faydalı kararlar çıkacaklardı inşallah. Şimdi efendime söyleyeyim, bugün tarihinin en zor günlerinden geçiriyoruz. Burada mesela şey yaşamaktayız. Demek ki ateş, fitne, fesat, tefrika, demek ki bu İslam coğrafyasını istila etmiştir. Dua edin bu 3 ayla seyircilerime de diyorum. 3 ay hürmetine bu 3 ay içinde dua edin ve çok Cenab-ı Allah'a yalvarın. Cenab-ı Allah bu memleketimizi huzura kavuştursun. Amin, amin. Biz inanıyoruz ki huzura kavuşacak. Niçin? Cenab-ı Allah nasıl ki İbrahim Aleyhisselam'ı o ateşten kurtardı. Hazreti İbrahim'i ateşe attılar. O ateş çemberisi içindeyken ona Cenab-ı Allah gülistan böyle bir havuz meydana getirdi. 3 gün 3 gece İbrahim Aleyhisselam orada kaldı. Ve atılırken dedi ki hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Ve kâlellahu teâlâ ya nâru kûni berden ve selâmen aleyh İbrahim. Ey ateş üzerini kaybet İbrahim üzerinde ve kaybetti. İnşallah şimdi Rusya, Amerika, Çin, efendim Avrupa, İsrail, İran bizi ateş çemberine almışlar. Böl parçala yut. O kafirlerin felsefeleridir. Böl parçala yut. Bu felsefeyi şey ediyorlar. Ediyorlar. Şimdi onlar hepsi bizi ateş çemberine almışlar. İnşallah size müjdeler olsun seyircilerime diyorum ki hasbunallahu ve ni'mel vekil diyerek bu ateşin çemberini aşarak sahili selamete çıkacağız. İnşallah. İnşallah bu memleketimiz huzur bulacaktır inşallah. İnşallah. Allah'ın izniyle, Allah'ın inayetiyle. Bu istişareler devam eder. Biz Sayın tabii. Cumhurbaşkanımızdan da bu istişarenin devam etmesini istiyoruz. Alim ve ulemalarla bir araya gelinirse
O ülkede inşallah huzur olur, bereket olur, nur olur diyoruz. Cumhurbaşkanımızın yaptığı en iyi hizmeti de biz Seydam'la bu konuyu konuşmamıştık. Evet. Seydam'ın bir günler ben bu sarığımla, evet, bu fesimle Kağızman'a gelemiyordum. Evet. Şimdi, şapka takmadan gelmek, evet, gerekiyordu. Şimdi ben bu sarıkla Cumhurbaşkanlığın külliyesinde namaz kılabilirim. Bu büyük bir lütfiyle. Konuşmasında, evet, da dedi ki ben baskıyı sizin üzerinde kaldım. O ulemalara dedi. Vallahi dedim öyledir. Baskıyı bizim üzerinde kaldı. Kaldırdı. Şimdi bütün okullar Kur'an'ı Kur'an okuyor okullarda. Elhamdülillah. Evet. Ne istiyoruz? Camilere bak. Ha, şimdi şeyde bir cami yaptı. Camisi diyor. Millet camisi. Yok yok. Orada şimdi İstanbul'da şeyde yapılıyor ya. Büyük bir cami yapılıyor. Şey tepesini Çeşme. Diyorsunuz. Evet, evet. Üsküdar'daki, evet, Çamlıca mı? Çamlıca, evet. 60 bin kişi orada namaz kılacak. Doğru. Moskova'da cami yaptılar. Kendisi de şeydi, iştirak ettiği camide Kur'an okundu. Amerika'da da yine camiye getirecek. Ulus'ta şu anda. Müslüman ediyor. Köprüleri Müslüman ediyor. Yani Ulus'ta ne istiyoruz? Bir cami geçen gün hatta hocam diyor görmüş. Evet. Vallahi ilk defa görüyorum. Maşallah muazzam bir ya cami. Ne istiyoruz? Elhamdülillah. Ben izleyicilerimizden çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten mükemmel bir şekilde İbrahim Çelik Bey en son mesajı attı. Evet. Biz Kars'ı, Ağrı'yı, Iğdır'ı, Ardahan'ı çok iyi biliriz. He. Biz İstanbul'u, İzmir'i, Ankara'yı, Seydam'a nasıl bağlı olduklarını, muhabbet beslediklerini ama Seydam'ın da olan onlara muhabbetini çok şeyle anlatma imkanı var da. He. Ben bir gün Emin Hocam programını arayanları ayıklamaya çalıştım bizim görevlilerle. Dedim ki yani herkesi bağlamayalım. He. En azından bir ilden bir kişiyi bağlayalım. Hepsini bağlamayalım. Ben bunu Seydam'a söylediğim zaman beni azarladı. Dedi ki bundan sonra arayan herkesi bağlayacaksın. Evet, aynen. Kim ne soruyorsa sorsun. O da cevabını versin dedi. Evet, aynen. Eğitimini almış. Yani dolayısıyla Seydam hamdolsun kardeşlerimizi çok seviyor. Hepsine de sonunda dua edecek. Emin abi pazar günü Seydam'ın bir programı var. Kutlu Doğum Haftası var. Onu da duyuralım. Evet inşallah Allah nasip ederse pazar günü saat 18'de Darıca'da Iğdırlar Derneği'nin düzenlemiş olduğu bir programdır. Seyde Hazretleri'ni aylar önce yani illam Seyde bu programa gelecek. Seyde Hazretleri de söz verdi. İnşallah ayın 10'unda saat 18'de Darıca'da bütün sevenlerimizi orada yakın olan kardeşlerimizi de bekliyoruz. Güzel bir kutlu doğum inşallah olacak. Seyde Hazretleri orada hitap edecek. O İstanbul'daki Seydam'ın müritleri çok habire mesaj atıyorlar. Ne zaman gelecekler? Oraya da gelebilirler yani inşallah. İnşallah yarın cuma namazını burada kılacağız. Evet. Cuma namazı müteakiben İstanbul Esenyurt'ta dergahımızda inşallah cumartesi akşam programımız olacak. Pazar günü saat 18'de de inşallah Darıca'da Allah nasip ederse Seyyid Hazretleri'nin orada hitabı olacak. Kutlu doğum. Hepimiz için kutlu olsun. Ve gayb kandili hepimiz için mübarek olsun. Hayırlara, evet, vesile olsun. Seyyid Hazretleri'ne çok dua isteniliyor. Çok istediler. Saadet, evet, Darın programı zaten gerçekten bugün çok güzel oldu. Nurlu oldu. İki bereket. Saat sürdü ama çok hızlı. Yani bize biz göre. Ne biliyorsak canlı yayında da o oldu. Saadet-i Darin. Evet. Allah-u Teala bu camiaya yardım etsin. Allah-u Teala onları müzeffer kılsın. Ama onlara başarılar versin Allah inşallah. Kanal 5'imizde Allah-u Teala inşallah her türlü sıkıntılardan ve her türlü sıkıntılardan Cenab-ı Allah kurtarsın. Onlara yardımcıları olsun inşallah. Muvaffak eylesin. Muvaffak Seyyid Hazretleri inşallah bu gecede dua edecek. Biz de amin diyeceğiz. Tamam. Duayla bütün seyircilerime selam ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti tekrar üzerinde olsun. Ve Hazreti Peygamber'in duasıyla başlıyorum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala khayri halki Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme barik lana fi Recep ve Şaban ve belirne Ramazan ya Rabbi. Allahümme ya Rabbi bi cahi nebik المصطفى ورسولك المجتبى وامينك على وحي السماء طهر قلوبنا من كل وسن يباعدنا عن مشاهدتك وجمالك ومحبتك وامتنا على السنة والجماعة والشوق الى لقائك يا ذا الجلال والاكرام اللهم ارحمنا وارحم امه محمد اللهم اهدنا واهد امه محمد اللهم اصلحنا واصلح امه محمد اللهم اشهدنا واشهد امه محمد بحمه محمد يا ربي اللهم يا ربي يا ربي احفظ اهلنا واموالنا وبلادنا وبلاد المسلمين
المسلمين من جميع الآفات والأمراض والبلية يا ربي. آمين. اللهم سلم ديننا يا رب العالمين. آمين. وسلم دنيانا يا إله العالمين. آمين. اللهم أهلك الكفرة والفجرة والزنادقة. آمين. واليهود والنصارى. آمين. واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. آمين. يا رب العالمين. أسأل اللهم أنصر ولاتنا وولاة المسلمين. آمين. وعساكرنا وعساكر الموحدين يا رب العالمين. آمين. آمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وموتى المسلمين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها. آمين. وعافية الأبدان وشفائها. آمين. ونور الأبصار وديائها. آمين. وقوت الأرواح وغذائها. آمين. وعلى آله وصحبه وسلم ولسلامة جميع المسلمين والمؤمنين. آمين. ولجميع سلامة المؤمنين والمسلمين. الفاتحة. Evet değerli günlük dostlarım, bugün Saadet Dayan programında üstadımız, mürşidimiz Seyyid Ebubekir Hazretlerini konuk ettik. Elhamdülillah çok feyizli ve bereketli bir gece oldu. Genel koordinatörümüz Atif Hocam'la beraber güzel bir program sunduk, onu düşünüyoruz. Seyircilerimiz de inşallah böyle düşünürlerdir. İnşallah. Haftaya inşallah Perşembe günü yine 18'de programın görüşmek tekrarları olacak, YouTube'da olacak, izleyicilerimiz takip edebilir. Evet, inşallah tekrarları da sık sık olacak. Evet. Evet, bu geceyi de bu şekilde noktalıyoruz. Allah'a emanet olun. Ragaib kandiliniz mübarek olsun. Allahümme barik lana fi Recep ve Şaban. Amin ve bellina Ramazan. Ya Rabbi, Recep ve Şaban aylarını bizler için hayırlı kıl. Amin. Sağlıkla, afiyetle bizleri Ramazan ayına ulaştır. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a emanet olun.